İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Sizlerle beraberiz Türkiye'nin efsane kadrosuyla. Ama şu anda içeride yazısını yazdıranlar, işte Beyaz Futbol YouTube'a konuşanlar var. Tabii Ahmet Hoca sağ olsun önceden hallettiği için şu anda hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk Ertem'cim, sağ ol sen. Ben deyim canım hocam. Hocam çok şıksın ya, bugün böyle Allah'ın nazardan esirgesin. Her zamanki halim. Garip bir şıklığım var. Her zamanki halim. Tabii ki her zamanki halim ama çok değişik. Beni de arkadaşlar kaptanlara benzettiler. Benim Barış'ın kulakları çınlasın sevgili Barış. Neye benzediler? Barış, sevgili Barış Yatağan neye kardeşim. Benzettiler? Türk Hava Yolları'nın en büyük pilotlarından efendim. Neye benzettiler? Pilotu benim için. Hocam neye benzetti? Alitalya'nın pilotlarına benzettiler de ne alakası var? Böyle sudan çıkmış pilot gibiyim şu anda. Rasim Ozan Kütahyalı da geldi. Sevgili Rasim'le bugün hocam. Ahmet Spor, Bursa Spor, Ahmet Spor karşılaşması. Oynarken belki de 30 defa telefonla konuştuk. Tabii. Rasim bana diyor ki bu görüntüler doğru mu? Gördüklerim doğru mu? Gördüklerim gerçi doğru mu? Çok ediciydi ya. Şimdi hocam Türkiye'de iki gündem konusu var şu anda. Biz ne dedik? Maalesef maalesef ki. Ertem herkes şunu merak ediyor. Futbolun içinde kalmak istiyoruz. Bu arada sen beni aradın yayından önce, aramışsın. Altınlı Masa'nın adayı olacak mı? Kim? Ahmet Çakar. Ne alakası var kardeşim? Hocam Ersan Şen aday olduğuna göre sen de halkımıza bir konuşmalısın. Yo, hayır be abi. Ben şey seni aradım. Gel Ahmet adayımız ol dedi. Ne yaparsın hocam? Ben haddimi bilirim. Ersan Şen. Ersan Şen. Hayır, aday olduğuna göre. Bir dakika ya. Ersan Şen şu anda muhtemel aday olacak, olmuş. Herkesten çok daha fazla kariyeri olan bir adam. Ya kariyeri var. Başladık. Başladık. Muhalif değil. Muhalif. Hayır, ben siyasi görüşü anlamında değil. Yazın Ahmet Çakar Altınlı Masa'ya. Ben uçturacak Ersan Şen. Hocam Altınlı Masa'ya dahil olmuş. Hoş geldin Sinan. Altınlı Masa'ya mı girdiniz? Sinan abi. Altınlı Masa'ya. Burası beşli masa. Burası beşli masa. Hocam Meral Hanım yerine Altılı Masa'ya dahil oldu. Bir anket olsun yapacağım. Altılı Masa'ya Ahmet Çakar otursun. Ya hadi bırakın. Beyler, yapıyorum. Anketi yapıyorum. Hocam hassaslıkta ne var hocam? Bir şey yok. Hocam, Ahmet Çakar. Adaylığını açıklasana ya. Hocam Ersan Şen'in olduğu yerde sen de olursun. Bak bu çok yanlış bir konuşma niye? Aday değil misin? Ya hocam, Ersan Şen kim biliyor musun? Ben hiç tanımam. Ya hocam ya. Sen onu çok yakın dostun Rezzan'a sor. Rezzan, ben tanırım. Kardeşim bak kötü insan. Ben adayım diyor. Hangi ada diyor? Ben tanırım. Hangi ada? Hangi ada? Yakup ya, hemen bir tane altıncı olarak Ahmet Çakar'ı oturtur musun oraya? Altıncı olarak Ahmet Çakar'ı oturtur. Allah kahretmesin, yapmayın beyler, ben siyasi bir adam değilim. Siyasi nasıl değilsin ya? Geçen hafta neler anlattın hocam? Nasıl değilsin? Hocam bir haftada ne değişti? Sismik yeminle. Açıklayacağım dedin adayla mı? Ya beyler bakın. Anket yaptım. Bu Abdurrahman. RT yapalım. Hayır öyle yapmayın o zaman. Nasıl yapalım? Altılı Masa'ya buradan kim oturur yapın? Beni katmayın işin. Hocam Altılı Masa'ya. Ben sokakta geziyorum. 100 bin imza toplamaya başladım. Ediyorum, ya sokak Ahmet Çakar'ı istiyor. Aynen olarak, katılıyorum. Aday Ahmet Çakar bak güvenilir. Hakemliği öyleydi. Hiçbir siyasi kanada uzak değil. Nereye aday, nereye? Hiçbir siyasi doktor kanada yakın da değil. Bravo. Oğlum nereye doktor aday? Cumhurbaşkanı'nın adı. Ben Survivor'a gidiyorsun. Yok ya. Beşli masayı bir verelim. Masa Ahmet Çakar'ı. Herkese, bütün siyasi partilere eşit uzaklıkta, eşit yakınlıkta. Doğru mu bu? Benim adayım. Sinan abi onu arkadaşlar sana verdiler ki Rasim konuştuğu zaman. Oo ne vardı, o nasıl bir şey? Abi, Rasim, hayır şey vurmak için bir şey değil. Hocam Altılı Masa'ya oturacak. Rasim çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ya akşamda Nagihan'la seyret. Kimin hocam? Çok şu kısa yok hocam, şimdi senin karın siyaset, sen de çok. Yok daha yok, ben siyasete ikna edeyim. Sen şimdi çok uzun anketi uzatmadan. Ertem Şener'den katılabilirsiniz. Kamerayı duysun. Evet. Bu son 3 günü bir anlatır mısın? Sinan abi çok yapma. Yapma. Uzun değil. Yapma ya, Sinan abi. Programı bitirdim. Tamam gel biz şöyle çıkalım. Rasim anlatsın Sinan abi. 5 dakika. Ya boş ver abi. Zor abi. Ya Sinan yapma. Oğlum anlatamadı. Ya masaya. Ya anlatamadı. Dur bir konuşmadı. Boş bırak abi. Rasim'in ağzını açtırma. Anlatamadı. Buyur. Abi 5 dakika. Hocam seni aday yapıyorlar. Türkiye'de. Bak. Türkiye'de. Hocam. Büyük harfle bir yok devlet vardır. Mesela neden şimdi başladı seni aday yapıyor. Hükümet istifa diyorlar ya Ertem. Evet sen konuşacaksın. İstifa. Sinan abi. Tabii söylüyorum. Hükümet istifa lafıyla Emin Can Kurtaran istifa lafının hiç farkı yok. Emin Can Kurtaran nerede? Mezar. Allah razı olsun. Hükümet diye bir şey, muhalefet diye bir şey günümüz Türkiye'sinde yok. Devlet var, rejim var, sistem var. Eski kavramlar, hükümet, muhalefet, iktidar şimdi de işte muhalefetin olmadığını Altılı Masa'nın son 3 günde gördü. Bağırma. Biraz zeki muhalif seçmen varsa Sinan abi sorduğu için söylüyorum. Vallahi söyleyeyim. Ama çok derine girme.
Ya Sinan Allah aşkına Bahadır. Sen fake bir şey söyleyeceğim. Bir çektim bombayı. Ahmet Hoca altılı masaya otursun. Anket yaptım arkadaşlar. Verir misiniz ekranı? Mesaj dur. Nasim Bey. Ben Ahmet Çakar'dan şikayetçiyim. Benim bütün tezlerimi çaldı. Telif istiyorum. Profesör Doktor Oytun Erbaş. Bana da yazmış ama niye okuyorsun? Ben sana 2 saattir işaret ediyorum hocam. Oytun Erbaş. Bütün fikirlerini harp konusunda çaldın mı? Oytun Erbaş kim? Ödemişli Oytun kardeşimizden. Oytun Bey'i falan tanımam. Oytun Erbaş diye biri. Hayatımda Oytun diye. Kim ya? Ben söylesene. Kim Oytun Erbaş? Ya Türker Okuncu'ya çıkan tıp hocası var ya. Genç çocuk ya. Ödemişli. Bizim Türker'in programını mı çıkıyor? Oytun Erbaş. Onun fikirleri hocam çalmış. Müsaade edin. Çalmış deme ya. Öyle deniyor. Müsaade edin anlatayım. Evet, ankete katılır mısınız? Ertem Şener. Elon Musk'a teşekkür ederiz. Oytun Erbaş'ı tanımıyor. Ekranı tanıyor. Fikirlerinin ne olduğunu bilmiyorum. 3. Oytun diye buradan bir isim olmasında doğru bulmuyorum. Oytun diye bir isim olmasında Oytun diye bir erkek ismi ben hayatımda duymadım. Hocam niye Oytun? Oytun. Hocam yapma. Oytun. Oylum da var. Hayır Oytun. Kardeşim bak isimleri bulaştırma. Oylum benim falan. Oylum arkadaşım oylum, tamam. Oytun. Tamam bir şey söyleyeceğim. Güzel olur. Hanımlara şey yapmayalım. Oylum isimleri oylum, falan. Oylumun manası Oytun. Var. Oylum. Oytun. Oylumu iyi kızdır ya. Geliyor Selvi bu oylum. Oylum ama oylum yok. Altılı masa. Bitti mi senin şeyin? Bir şey söyleyeceğim. Oytun böyle böldür. Bir şey söyleyeceğim ya abi. Ahmet Hoca. Dur ki ya. Sen Abdülkerim abi. Altılı masaya Ahmet Çakar otursun mu? Şaka değil gerçekten. Ya oturabilir misin hocam? Ayıp olur boşver ya. Kardeşim tekrar gelelim bugün Beşiktaş maçına. Benim siyaset tepkili işim yok. Ne Beşiktaş Sinan abi dur ya. Ertem bugün Beşiktaş maçı. Dur Sinan abi dur Beşiktaş. Müthiş bir şey vardı ama ben yok söylemezdim. Sinan var ya ikili bir Beşiktaş maçından önce başka bir şey konuşacağız. Sinan abi güzel çıkışlar geldi. Abdülkerim abi düşünüyor musunuz böyle bir şey? Yani şaşırır mısınız? Ya bir kere gündemi yakından takip edin ya. Ahmet Çakar. Ahmet Çakar şu anda bir kere bu anket yanlış. Altılı masa artık beşli masadır. Beşli masanın beşli altıncısı masa... olsun mu? Hayır. Beşli masanın adayı belli oldu. %99 ihtimalle. Ahmet Çakar ancak ya 100 bin imza toplayacak, bağımsız aday olarak girecek. Hemen topla. Ya da İyi Parti değil mi? Ersan Şen yerine Ahmet Çakar'ı gösterecek. Evet. Yani öyle olacak. Ya da Ahmet Çakar bağımsız aday olacak. O beşli masaya oturamaz Ahmet Çakar. Oturur. Ay, devletin oturamaz nasıl oturacak ya? Meral Hanım'ın kalktığı sandalye Ahmet Çakar'ın. Ahmet Çakar parti başkanı. Benim fotoğrafım. Bir şey söyleyeyim size. Arkadaşlar bu saçma sapan bir hareket. Ben bunu kabulleyemem mümkün değil. Ya ben bugün maça bakarken yeni transferler gördüm biliyor musun Beşiktaş'ta? Allah Allah Sinan abi. O arka tarafta oynayan siyahi oyuncu ne o? Sampdoria'dan gelen. Sen ne yaptın ki? Orta sahada var, orada var. Koley. Sinan abi ona geleceğiz biz sen. Sinan abi ne kadar oynuyor? Onur Bulut, Ricardo Quaresma'ya benziyor. Onların hepsine geleceğiz. Güzel değil mi? Onlara gelecek miyiz? Tabii. Geleceğiz. Önemli yani. Şimdi, ne önemlisi ya? Yok yok ben bir şey demedim. Ya bir şey söyleyeyim. Masa falan hakikaten gırgır bırak. Ayıp olmaz mı biraz? Ayıp olur. Yok yok ya. Ayıp bir şey yok Sinan. Ayıp olsun ya. Oytun Erbaş özür dilenmesi istiyor. Hocam özür bekliyormuş Oytun Bey. Evet tamam Oytun'un Oytun'u be kardeşim ben ne Oytun tanırım ne Erbaş'ı. Ben de şahidim. Tamamen Oytun Erbaş'ın fikirleri. Abicim her gelen mesajı çaldı. Okumasana. Bana da yazmış çocuk. Yani Türker Akıncı. Hakikaten mi yazdı? Evet. Türker Akıncı. Yazmayın ya. Akıncı ya okuma ya. Rating rekorları kırıyor. Öyle ama Türker Akıncı bütün herkesi zehirledi ya. Türker Akıncı sayesinde hepimiz komplo uzmanı olduk kardeşim ya. Türker Akıncı hesap ver. Evet tabii. Milyonlar seyretti herif ya. Milyonlar evet. Ya. Evet. Benim son yıldız abi. Adama herif demesen. Olsun ya benim kardeşim. Tamam, hocam abi, bir şey söyleyeyim ya. Ama var ya yaptığı programlar var ya. Bir sene iki sene sonra ama gerçek çıkıyor. Gerçek. O aşılar konusunda biliyorsun değil mi? Abi, o programda bir tek o direndi. Getirdiği adamlarla. Şimdi herkes keşke aşı önce benim verdiğimi versene. Sen o zaman harpe yiyorsun. Önce benimkini ver önce bir. Oytun Erbaş'tan çaldığı teze. Ben inanmıyorum ama iki yıl sonra Türker haklıymış Ahmet Çakar haklıymış diyebilirim. Peki. Şimdi sana hocamın seçimlerdeki Sinan abi hocamın seçimlerdeki fotoğrafı geliyor ya, ekrana. Kaç tane cumhurbaşkanı adayı var? Sinan abi. Vallahi bugün Rasim işte bir saniye Sinan abi. Tayyip Bey, siz konuşurken hocamın Bey, seçimlerde Ahmet kullanacağı Çakar, fotoğrafı yapmışlar. 7-8 aday olacak. Benim hocamın seçimlerdeki fotoğrafı benim gelsin ekrana. Sinan Vekil orada. Evet. Evet. Ahmet Çakar. Geliyor Ahmet hocamın 14 Mayıs'ta adaydır hayırlı. 14 Mayıs'ta Ahmet Çakar'ı Ahmet hocamı altılı masada altılı masa değil abi. Lider olarak gösterecekler. Cumhurbaşkanı ya, adayı olsun. Adayı bu. Cumhurbaşkanı adayı altılı Ahmet Çakar. Altılı masa demeyin Ersan kardeşim ya. Ersan Şen adayı olsun. Evet Ahmet hocamın seçimdeki fotoğrafı Sinan abi. Sandığa gittiğinizde bu fotoğrafı gördünüz de Ahmet Çakar. Bu fotoğraf %10 alır. İkinci tura kalır. İkinci tura. Kalır İkinci tura seçimi taşır. Orada kimlerden yüksek alır Rasim? Kimlerden yüksek alır?
Vallahi bir kere siz beni Sinan abi bak fotoğrafı. İnsanlarca. Valla bu Muharrem İnce'den daha çok alır Ahmetçi. Bak. Önemli bir şey söylüyorum. Çok talep var ya. Matematik öne çekmişsiniz hocam. Muharrem yükseldi değil mi abi? Muharrem İnce. Yeniden bir çok talep var şey var. Ama yine komik bir şey söyleyeyim mi? Adayı... Komik değil aslında. Doğru bir şey söyleyeyim mi? O da doğru hocam. Ben ciddiyim, ciddiyim seninle ilgili. Muharrem İnce. Anket edin arkadaşlar. Bugün izledim. Alıcı gözüyle. Hareketlendi. Korkunç zeki bir adam. IQ'su çok yüksek. Çok uyanık. Uyanık. Sokaktan gelme. Yani yıllar önce bir röportajını gördün mü yıllar önce? Bıyıklı mıyıklı böyle. Evet nasıl Erman konuşuyor değil mi? Muharrem İnce bağlansın. Hocam Muharrem İnce. Aynı benden aynı 64'lü. 64'lü aynı. Senden küçük diye biliyorum. Yok, hocam aynı. Son bir aydır Muharrem İnce hareketlendi. Arkadaş. 4-5 alır. Bak partisi arkadaş. 4-5 gider. Yani yapmayın, o civar. Yapmayın arkadaşlar maça dönelim. Vallahi bak, evet. Bu olay çok tehlikeli. Hayatım boyunca siyaset yapmadım. Evet. Benim siyasi görüşümü de yakın çevrem bile zor bilir. Onu size söyleyeyim. Hocam sen bir tane oyun var. Daha arzu söyleyeyim mi? Hanım yani, bile, eşim bile. Şey mi? Benim net olarak sandık başında kime oy verdiğimi bilmez. Bilmez mi hocam? Bilmez. Vallahi bilmez. O zaman evde siyaset konuşmuyorsunuz hiç. Bir şey söyleyeyim ben sana. Ben de hocam. Ertem Abubakar yalnız canlanmış. Ben Abubakar yalnız. Abubakar canlanmış yalnız. Geldiğinden beri zayıflamış biliyorsun. Abubakar mı? O yeni stoper de fena değil. Efendim? Değil mi? Yeni stoper de fena değil. Stoper de iyi. Abubakar da iyi. Şeyi de beğendim. Yalnız Ankara Gücü de nasıl düşme tehlikesinde. Şahane bir takım ya. Öndeki oyuncu Alisa mı? Ne o çocuğun ismi? Alisson. Alisson. Çok iyi futbolcu yalnız ya. Alisson. Yalnız bir şey söyleyeyim. İyi kaleci nasıl fark ediyor? 7 numara hazır olsun. Son Mert'in bir kurtardığı top var. Evet, evet uzadı. Ya böyle bir şey var. Emre Kılınç'ın kafası. Bitti. Ha. Maç bir berabere biter orada geçmiş olsun. Maç 8-1 bitecek ya. Yalnız 2-2 biterdi. Yalnız Ankara Gücü kalecisi de müthiş oynadı. İyi kaleci. Yok, evet, iyi kaleci. Abdülkerim abi. Efendim? Beşiktaş'a geleceğim. Gel. Sevgili seyirciler şu anda biraz evet. Hani biraz da ihtiyacımız da var ülke olarak. Tabii ki. Bu arada bizi beni 6'lı masa, 5'li masa, 4'lü masa bizi ilgilendirmiyor. Bütün adaylara başarılar diliyoruz. Türkiye'de bizi... son 3-4 günde olanlarla maytap geçirmeyecek de gülünmeyecek de neye gülünecek. Hani konuyu kapatıyorum ya ben tamam. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Her şey 14 Mayıs'ta olsun. Onun için biz burada vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz. Herkese de başarılar dileriz. Şimdi sevgili seyirciler. Bugün bir Bursaspor Ahmet Spor karşılaşması oynandı. 42 bin bilet satıldığı haberleri geldi bize. 42 bin bilet. Maç öncesinde inanılmaz bir atmosfer vardı. İşte pankartlar falan filan onların hepsini konuşacağız tabii ki ama maç öncesindeki o görüntüler eyvah dedik maç oynanmayacak herhalde. Ligin ilk yarısında oynanan Diyarbakır'da oynanan karşılaşma şimdi onlara da geleceğiz. İşte elinde kesici alet böyle kesici jilet. Bir tane futbolcunun böyle bir iddia işte Bursaspor'lu futbolculara yanından geçerken işte o jilet atma olayı falan deniliyor ya öyle iddialar var görüntüler de gelecek ama tabii. Önce bugün biz tarafsız objektif ilkeliyiz her zaman onu söyleyeyim Bursa'da bizim Diyarbakır'da bizim hepsi her zaman söylüyoruz yani oranın insanı da bizim Ahmet'te insanımız Diyarbakır'ın hani Hatay Antakya gibi diğer ismi olabilir şimdi, yani şimdi sevgili seyirciler bir maç öncesini bir gösterelim. Neler yaşandığını bir gösterelim. Bugün sosyal medyada çok çıktı. İnanılmaz. Bursa'daki, Bursa Büyükşehir Belediyesi stadındaki görüntüleri bir görelim. Ahmet Spor takımı sahaya çıktığında Bursa Spor tribünleri daha dolmamış. Tam dolmamış. Ahmet Spor sahaya çıktığında burası Bursa, buradan çıkış yok şeklinde tezahüratlar. Futbolun içinde olan görüntüler, bu görüntüler. Dünyanın her yerinde olan görüntüler. Yani ezeli rekabette, işte Madrid'de de Barcelona sahaya çıktığında Santiago Bernabeu'da bu şekilde bağırıyorlar. Yani Barcelona oluyor. Bask takımı, Madrid İspanyol. Katalan takımı. Katalan pardon. Ve öbürü kralın takımı. Öbürü İspanyol takımı. Aynen. Şimdi işte bu Bask tarafında da Athletic Bilbao, Real Sociedad, Bilbao, o Biarritz tarafı. Sahaya çıkanlar kim? Şimdi bak burada ne oluyor biliyor musun? Yeşilliler, Bursa Sporlar haliyle. Evet. Ahmet Sporlu, malzemeci bir beyefendi. Yere o tabaklar var ya Sinan abi malzemeler. Isınma hazırlıyor. Isınma hazırlıkları yaparken isınma yerden fıskiye fırlıyor. Evet. Su. Ve ondan sonra bir küfürleşme falan olayı olunca Bursa Sporlar hani siz nasıl küfür edersiniz diye başlıyorlar. Burada iki takımın oyuncuları birbirine giriyor. Emniyet, Bursa Emniyeti'ni yürekten kutluyorum. Neden? Ben konuşmalara kadar dinledim. Lütfen sakin, lütfen sakin diye. İki tarafı da.
İki tarafı da aynı, eşit olması gerektiği gibi. Konuştuğum cümleye bak. Olması gerektiği gibi. O onu tutuyor, polis onu çekiyor. Öbür taraftan diğer polis arkadaşlar çekiyor. Tabii iki tarafta da itidalli insanlar da var. Ama büyük bir gerginlik var. Şimdi görüntüler bu şekilde. Maçın içerisinde, maç başladığında, 90 dakika başladığında kelimeleri seçe seçe konuşuyorum. Çok da zor. Çok zor bir karşılaşma. Anlatan içinde, oynayan içinde, orada gazeteci arkadaşlarımızın içinde, içinde hakem içinde. Ama hocama şunu soracağım bir. Tabii burada küfürleşmeler var. En zor futbolcu. Hocam zor, karşılaşmanın hakemi, maçın hakemi. İkinci dakikada, yani 10 dakika dolduğunda topla oynanma falan %0.5 falandı. Hiç oynanmadı. Seninle de konuştuk sürekli. Sahaya işte atılan yabancı maddeler. İşte kaleci... Ben tam seyretmem. Kendisini ben yer atıyor değil, falan. Hiç seyretmem. Yani yer atıyor derken haklı yere. Çünkü sırtına bir şeyler geliyor. Şey, fakat internet, bu, YouTube'da vardı hocam. Bu Türkiye'nin kanayan yarası. Bravo. Bir. İki. Bu iş kan daha başlıdır ha. Maalesef. Yani Bursa'yı tamam, Bursa'da yapılanlar büyük yanlış ama zamanında da muhtemelen Diyarbakır'da orada da oldu. Ya orada kan da var. Tabii tabii, o gelecek. Mesela o da gelecek. 50 yıldır sen, 50 yıl önce senin dedenin dedesi benim dedemin dedesinin erkek kardeşini öldürmüştür. O senin kuzenini, o kuzeninin babasını derken böyle geldi yıllar yılı. Evet. Fakat şimdi sen Bursa emniyetini kutladın da ben de eleştireceğim. Lütfen Bursa hocam. Emniyet müdür? Hakem bir, Kutluhan Bilgiç bu arada. Bir dakika. Eleştireceğim diye. Yeşilderen istihbarat jitemi çalışan, şu anda yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen bir kriminal adamın resmini asmak evet, tribüne insanlık suçudur. 9 numara. Bakın, tekrar söylüyorum. Küfür, kafir, taş atılmalar, bunlar da kabul edilemez ama bunlar cezaya şey uygun bir şey. Fakat bakın şu sahada gördüğünüz neydi? Şu sakallı bir adam var sahika. O adam kim olduğunu herkes biliyor. Yeşil Kodatlı. Adımı neydi bilmiyorum. Yeşil Mahmut Yıldırım hocam. Mahmut Yeşil Yıldırım. Kodatlı Mahmut Yıldırım. Bir zamanlar işlemeye çalışmış. Sonra ortadan kaldırıldığı iddia edilen. Birçok oradaki yere halkına mezalim yaptığı, öldürdüğü, aynen, aynen, sorguladığı iddia edilen bir şahsı oraya koyuyorsan. Bir de Beyaz Toros koyuyorsun. Bir de Beyaz Toros da koyuyorsan, Beyaz Toros nedir? İşte oradan geçerken. Bayli meçhul alacaksın. İstihbaratçı bazı vatan uğruna iş yapmış olan adamla orada Kürt vatandaşları alıp tabii, mezalim yapan, zulmeden öldüren, işkence yapan. Ya gözaltına alıp öldüren, evet. Şey yapma, gözaltına. Bunlar kayıt olmuş mu ben oldu, bilemem ama olduğu kayıtlarda oldu, var. Şimdi bunu koyuyorsan. Jitem döneminde oldu. Olay Türkiye'de vehamet içindedir. Şimdi ben buradan. Yalnız sayın valiye 10 saniye yani. 10 saniyeni alacağım. Sayın hocam bak bu görüntüleri görür görmez evet, Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu aynen şu açıklamayı yapıyor. Açığa alındı. Bursa'daki futbol müsabakasında futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır. Süleyman Soylu diye tamam, açıklama ben yaptı. Sayın Bakan'ın açıklamasını doğru ve yerinde buluyorum. Bu görüntüyü alalım arkadaşlar. Doğru yaptı, lafım yok. Tabii ki 8 numara. Fakat şu var. Ya bugün birçok statta içeri girerken pankartın renklerinde bile huzursuzluk yapıp almayan sistem yeşilin oraya her polis bugün o adamı tanır. Tanımasa bile bu kim kardeşim der. Arkadaşına sorar. Burada sakallı 50 yaşlarında bir adam var. Bir de Beyaz Toros var. Nedir? Bilmeyebilir polis ama bilen mutlaka vardır. Şimdi bunu içeri sokmayacaksın. İşte soktuktan sonra, açıldıktan sonra kaldırmanın da bir manası yok. Sokuldu, açıldı, resimlendi. Ondan sonra indirsen ne olacak? Yani bu iş ağır bir kan davası. Ağır bir kan davası. 40 yıldır, 30 yıldır PKK terörüyle Türkiye Cumhuriyeti arasında yani çok şehit verdik biz. 150 bin, 200 bin vermişizdir şehit. Asker, polis, öğretmen, doktor dersen. 150-200 bini bulmuştu. Diyarbakır'da da gelen takımlara zaman zaman sıkıntı yarattılar. Şimdi Ahmet Spor'u da Bursa'da. Şimdi sıkıntı şu. Bugün maç tatil olsa Bursa Spor diyecek ki
Diyarbakır'ı yedik. O görüntüleri de verin arkadaşlar, Diyarbakır'dakileri. Bu niye olmadı, bu niye olmadı? 3 numarayı. Bu kan davası daha gidecek, devam edecek. Tabii maalesef. Evet. Hocam bir araya gireceğim. Sinan abi çok özür dilerim, bunu tabii vermek zorundayım. Ne demek? 4 numarayı. Bu bir... değil mi geç? İlk maç ama önce 4 numarayı verelim. Evet, Bursa tribünlerinde az önceki görüntüler asıldı, fotoğraflar. Çok yanlış, çok yanlış. Ama bir yanlış da burada, bakın ben görüntüleri blurladım. Burada paçavralar var. O paçavralar. Ya işte kan şimdi, davası. Orada olacak. Oradaki o şimdi bez mesela, parçaları. Şimdi mesela, orada da mesela. Bu iş bir noktaya gelmemesi lazım. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Slogan atıyorlar. Bunu bakın, da bipliyoruz mesela. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Biz Apo'da, ben de, hocam da maç yönetti. Apo'da futbolcu olarak 30 senedir 40 senedir Diyarbakır'a falan gittik. Diyarbakır sokaklarına gezeriz. Diyarbakır'da çok top oynarız. Şey yemek restorana gideriz. Diyarbakırlı dostlarımız çok da güzel ağırlarlar. Futbolcuyuz orada, tribünlerde. Hiç böyle olaylar bu tip olmadıydı. Bu son dönemlerde bu hızlandı iyice. Son dönem. Zaten ülkede baktığın zaman acayip bir sinir var herkeste. Sen Diyarbakır'da top oynadın mı? Oynamadım. Yani ben Diyarbakır'da maç yönettim. Çok hocam. Allah selamet ver. Behbi abi tanır mısınız? Evet, Behbi kel Behbi de. Hocam. Kel Giresun'da. Görüne de oturuyor. Hocam ben yaşı 70 yaşı maç oynadık. Hocam Diyarbakır'da hocalık yapan arkadaşlarımız var. Gittiler orada. Ya şimdi... Şimdi söylemek istedim. Hiçbir şey orada nedir ki? O? Tavacısı vardır. Meşhur, gideriz. Her abi yerde gelmiş, yeriz, içeriz. Tamam. Hiç öyle bir sıkıntı yok. Şahane ciğercisi de. Ciğercisi vardır. Dağ kapıcı ciğercisi. Arkadaşlar buradaki konu son dönemlerde başladı. Bu hep birbirinin benzeri oluyor. Yani bir yerde yapıldığı zaman ben de sana yapıyorum. Şimdi velev ki bugün veya ilk başta Ahmet Spor. Bursa Spor'a. Bu görüntüler Diyarbakır, Sinan abi konuşurken. Buyurun. Velev ki Ahmet Spor ilk başta Bursa Spor'a hiçbir şey yapmasaydı, hiçbir yani ne o işte olaylar olmasaydı, bugün de Bursa Spor yapsaydı, ulan derdik ki ulan ne gerek oluyor var? Bu kadar ırkçılık ayıptır, adamlar size orada öyle davrandı. Veya bugün Bursa Spor en iyi şekilde taraftarıyla hiçbir normal bir takım gelmiş gibi, Bergama Spor gelmiş gibi, anladın mı? Tabii. Ağırlamış olsaydı acaba bunun devamında olur muydu? Mesela ikinci veya oraya gidecek de olur muydu? Bunlar hep tartışılır. Onun için yani birisi bir alttan alacak, misafirperver olacak. Ondan sonra öteki devam edecek. Evet. Ama maalesef olmuyor. Kan davasına dönüyor. Bu bir sosyal medya var. Bu sosyal medya çıktıktan sonra da olaylar çok farklı oluyor. Herkes birbirini gazlıyor. Bir tane resim koyuyorlar. Eskiden Bursa Spor tribünün önündeyiz. Gelin falancayız biz. Bu görüntü yalan arkadaşlar. Bakın, bu görüntüleri böyle istemiyorum. Bunu böyle vermeyelim. Sonra alın bu görüntüleri. Bursa sporlular bir arabayla gidiyorlar. Bursa sporlu taraftarlar bir arabalarla geziyoruz. Biz çıktık diyorlar. Biz geldik, siz neredesiniz diyor. Yani evet. Şimdi olay, herkes patlamaya hazır. Bakın bu ülkede. Arkadaşlar. Evet. Daha dün trafikte, önümde trafikte, Etiler'de. Tabii. Bakın bir tane çocuk arabada var. Normal bir terbiye. İki tane motorlu kurye, motorlu arkalı önlü. Levent'in Akmerkez'in göbeğinde orada arabadan indiler. 11. Arabayı açtılar. Adamı Bataküt'e biz inene kadar ayırdık mayırdık. Vuran ki şey. Hayır, motordan hayır. İnen çocuklar. Sen beni sıkıştırdın. 14. 14. Sen beni sıkıştırdın. Bir her şeydi bilmiyorum. Sen beni sıkıştırdın. Ben sana inene kadar ışıkla. Yani insanlar acayip derecede agresif olmuşlar. Acayip derece sinirli. Kimsenin tahammülü yok. Şimdi bunların hepsi farklı yere gidiyor bu olaylar. Sonra ne oluyor? Siyasi falan boyutlar uzuyor ve daha çok geriliyor. Tabii, şimdi tabii, orada tabii. Ahmet Spor'da ekmek parasını kazanan belki Karadenizli, belki Egeli bir sürü futbolcu kardeşimiz var. İstiklal Marşı'nı okurken 9 ekmek, tane futbolcu evet, okuyordu yani. Da var. Okuyacağım, ekmek tabii. Parasını kazananlar bir sürü orada, anladın mı? Futbolcular vardır. Takım bulamamışlardır. Kimse oraya gitmeye cesaret edememiştir. Tabii. Ben giderim para kazanacağım diyen çocuklar da vardır. Evet. Ama dediğim gibi bu iş yöneticilerden başlıyor. Üstteki yöneticilerden başlıyor. Evet. Birileri bu işe dur diyecek. Ya yıllardır arkadaşlar çok duyuyoruz. Arkadaşlar o illerin valileri. Arkadaşlar burayı terörden kurtaralım. Buraya transfer yapalım. Buraya futbolcular gelsin. Ya zaman, bu takımı lige çıkaralım. Devlet çok destekledi. Bakın, bu takımı lige çıkaralım bilmem ne. Çok bunlar hep bu söylemler oldu. Demek ki olay farklı oluyor. Onun için burada Futbol Federasyonu bu tip maçlara biraz daha intizam gösterecek. Ben sana ya, bir desin olayım. Pardon. Ya göstersen ya, ne olacak? Maç tatil olmasın. Hocam ya seyircisiz yapacaksın. Bakın maçı ya seyircisiz yapacaksın. Aynı grupta olmaları gerekmez. Şimdi sen diyorsun ya. Aynı gruba koymamalı lazım. Bu tip küçük illerde hocam
bu tip illerde emniyet müdürleri de çok fazla bir şey yapamıyorlar hocam. Emniyetçiler de çok fazla bir şey yapamıyorlar. Emniyetçiler oradan o pankartları almaya kalktığı an hocam büyük olay olur hocam. Alacaksın kardeşim. Ya da girer ya da sokmayacaksın. Türkiye'de kimse. Bakın tamam. Hocam, devletten büyük kimse yok. Devletten ders olur. Orada devlet da orada koydu da mu, orada da sonra, ayrı, orada da o paçavraları alacaksın hocam. Hocam aynen. Orada da bayrakları koymayacaksın. Sözde bayrak. Ama sözde bayrak. Şimdi dediğim gibi sözde bayrak. Bunları hiçbirimiz tavsiye etmiyoruz. Bugün yapılanları da daha önce yapılanları tavsiye etmiyoruz. Bu tamamıyla ırkçılıktır. Tamamıyla insanları tamam mı? Katliam övgüsü. Yani tabii. Aynen öyle. Katliam yani övgüsü. Onun için yani bunlara Futbol Federasyonu öyle bir ayar yapacak. Şimdi ben Futbol Federasyonu Başkanı'na sezon başında dedik ki. Selam abi bitirsin ben de. Bakın sezon başında dedim ki Çeşme Spor'la Apo Alaçatı Spor arasında tatlı rekabet var. Evet. Fenerbahçe Galatasaray gibi. Evet, yani hep birbirleriyle akraba. Aynen. Ama aynen. O kavga çıkıyor maçlarında. Ya tatlı. Amcaoğlu, dayıoğlu falan böyle yani. Kız ama kavga da çıkıyor. Bağlayın. Dedik ki Futbol Federasyonu'na haber verdik. Arkadaşlar rica ettiler. Ya aynı gruba düşmesinler dedik. Mesela. Aynı gruba düşmesinler dedik. Dostlarımız rica ettiler. Tabii. Olay olmasın. Şampiyonla oynanacak yarın. Çıkmak için birbirleriyle çıkmasın. Rica ettiler. Devletin olduğu yerde dediler. Devlet kontrol eder. Devlet her şeyi müdahale eder. Kontrol eder. Abi yani biraz da çok fazla gider yapmamak lazım. Biraz da dikkat etmek lazım. Burada sıkıntı varsa zorlamamak lazım. Onun için Ahmetspor bilmem bu maçın bu şekilde olacağı belli. Evet. İlk maçın değil mi? Evet. Benzeri belli. Ona göre burada önlemler alınacak. Şimdi dediğiniz çok doğru. Ama futbolcular da kardeşlerimiz de rahat durmuyorlar. Doğru. Bakın çok kraldan çok kralcı futbolcu. Şimdi diyor ki futbolcu tabii o da haklı kendine göre. Bana diyor ki Diyarbakır'da böyle davrandılar diyor. Bana jilet çektiler diyor. Şimdi Ertem. Evet, evet. Ertem konuşmalar yapıyor. O görüntüyü verin arkadaşlar o jilet olayını. Bana jilet çekti. Şimdi buradaki bu maçın devamı inşallah Ahmetspor'la tekrar yine eğer rövanş olursa. Sakarya olay Spor olur. Maçıymış o. Efendim. Şimdi olay Ahmet olur. Sakarya maçı mıydı? Mesela olay olur diyor. Yani anladın mı? Onun için arkadaşlar bu işi. Ahmet Bursa değil Ahmet bu işi, Sakarya. Türk veya PKK Kürt kavgasına sokmayalım. Evet. Bu futbol işi. Kürt'te bir sürü arkadaşımız var. Dostumuz var. Tabii Kürtler. Eşit yurttaş ayrıca, hepsi evet tabii. Evet abi çok var yani. Onun için yani tamamıyla bu ayrımı yapalım ama dediğin gibi yöneticiler biraz daha dikkatli olun. Bakın kulüp yöneticilerine söylüyorum. Biraz daha dikkatli olun. Eğer bir takım propaganda yapacaksanız futbolu seçmeyin. Futbol dışında tabii. Başka işlerle uğraşın. Futbola sokmayın arkadaşlar. Abdülkerim abiciğim. Efendim? Yıllardır hani o ligleri çok iyi bilen birisiniz. Şimdi önce oradan başlayacağım. Şöyle bir soru soracağım size. Sonrasında değerlendirme takım tabii. Takım da yönetti. Şimdi bir tanesi kırmızı grup, bir tanesi beyaz grup. İki grup var TFF 2. ligde. Ben şuna da şaşırıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu. Ne oldu? Ne oldu sen abi? Yok. Mesela. Şöyle. İki tane grup var. Kırmızı grup, işte beyaz abi, grup. Aynı gruba koymayabilirdi yani. Kırmızı grup, beyaz grup. Yani bir tanesini kırmızıya yani. Bir tanesini beyaza koyamaz mısınız? Federasyonun hatası bu. Size böyle bir top atayım sonrasında da yorumlarınızı alalım. Ya demek ince eleyip sık dokumuyorlar. Olmaz bir şey diyorlar. Futbol maçı bu diyorlar falan filan. Yani ben şimdi bu tip olaylarda şöyle bakıyorum. Yani ben önce bir futbol içinden bakmaya çalışayım. Şimdi ben bugün mesela bir Beşiktaş Ankara Gücü maçı seyrettim. Siz de seyrettiniz değil abi, mi? Hepimiz seyrettik. Hepimiz seyrettik. Geçen hafta da İstanbul'da yine aynı statta Beşiktaş Antalya maçı oynandı. Değil mi? Beşiktaş Antalya maçını seyrettim. Gayet güzel. Tribünler harika. Değil mi? Şahane bir maç oldu. Bugün ise Ankara Güçlü oyuncular korner atarken sıkıntı yaşadılar abi de. Değil mi? Evet. Hatta bir tanesinde oyun durdu yani. Adam yere düştü. Değil mi? Tribünden bir cisim atıldı. He? Oyun bir 3 dakika durdu. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet, evet. Peki neden Beşiktaş taraftarı böyle bir şey yaptı? Çünkü ilk yarıda veya kupa maçında yaşanan. Evet. Yani sen Ankara'da sahaya atlarsan, Beşiktaşlı oyunculara uçan tekme atarsan, Ankara Güçlü birkaç futbolcu da tahrik ederse, bir tanesi bugün oynatılmadı, yedekteydi mesela. Beşiktaş seyircisi hafta boyu o çocuk üzerinden şey yaptılar. Seni bekliyoruz falan diye. Demek ki neymiş bu? Bak sadece futbol olarak bile baksan. Ya da ben yıllarca yaşadım. Mesela ben Fenerbahçe'ye gelmeden önce Karagümrük'te oynuyordum. Şimdi biz Karagümrük'te deplasmana giderdik. İşte Diyarbakır'a, efendime söyleyeyim Rize'ye nereye gidersek gidelim. Orada bizim otobüsümüze taşlı saldırılar olurdu mesela deplasmanda. Veya diyelim ki Ege'de bir takıma giderdik. Hani Denizli'ye diyelim. İkinci maç Karagümrük'te perişan ederdik o takımı.
bizim seyircimiz. Hı hı. Bu uluslararası ilişkilerde buna mütekabiliyet denir, değil mi? Hı hı. Bizim dinimizde de kısas denir. Evet. Kısasa, yaparsan kısasa. Kardeşim, yaparsan kısasa kısas. Yaparlar. Sen oraya gider, Bursasporlu oyuncuları orada taciz edersen, sizin anlattıklarınıza göre benim de ama Twitter'dan yapmadı orada. Twitter'dan taraftarlar orada tertemiz maç mı seyrettiler? Değildi yani. Yani gülü gel. Şimdi sen bravo. Bursa Spor'dan ne bekliyorsun Bursa Spor taraftarından? Çiçeklerle falan karşılamasını mı? Her neyse çok önemli değil. Dolayısıyla her takım, her insan yaptığı her hareketten sorumludur. Biz bizim yaptığımız hareketlerden sorumluyuz. Karşılığında ne olabileceğini düşünerek yapacaksın. Dolayısıyla bu işler sen yaparsan seneye Ahmet Bursa maçı oynansın orada. Diyarbakır'da güzel karşılanırsın. Karşılayacaksın. Misafirperverliğini göstereceksin. Sonra ikinci maç Bursa'ya gideceksin. O da senin çiçeklerle karşılayacak. Evet. Apo abi. Ama bugün bu kadar. Ben ama bunu bilmem. Bir şey söyleyeceğim. Sen burada bilmem Apo. Ne bayrakları açarsan. Ya bunu açmamış. İstiklal marşını. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bitirsin bir ama. Bir dakika dur bitirsin abi. Bitirsin bir. PKK bayrağı açmamış. Ertem'in koyduğu görüntülere göre değil konuşuyoruz. Değil mi? O şimdi bu söylüyor. Ama o zaman söylersin. PKK bayrağı ama bir şey söyleyeceğim. O bölgesel yönetim Kürdistan bölgesel yönetim bayrağı. Hayır aralarında var Rasim'cim aralarında var. Aralarında var diyorum. İstiklal Marşı çalınırken ben bölgesel yönetimi söylemiyorum. Istiklarsan Bursa'da da böyle bir muhabbetle karşılaşırsın. Yani. Bakın futbolun içinde bunları öyle görmek istemiyorum. Ben her şeyi yapacağım. Bana kimse dokunmayacak. Arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Şimdi kritik bir şey söyledi. Onu bir söylemem lazım. Futbol takımlarında. Biraz önce blurlamamın sebebi şu. Ben oradaki bayrakları biliyorum ama arada bazı paçavralar benzer var. Yani PKK'yı temsil eden sözde bayraklar. Onları karartmak zorundaydım. Ertem onu göstermem. Onun için diyorum. Yoksa ben de biliyorum. Lütfen mesaj at kimse. Bazen de yöneticiler bazı şeylere müdahale edemiyorlar. Öyle demeyin. Zor oluyordur bazı şeyler. Ya kolay değil ya. Bugünkü olay, mesela bugünkü olay bir futbol. Yani üzücü bir olay. Bir futbol. Yani bir futbol müsabakasında böyle bir gerginlik, böyle bir taraftar gerginliği, böyle bir şey. Yani şu ortamda olmamalı. Yani bu ben sana söylüyorum. Futbol içinde bunların hiçbir zaman beyaz toroz açılması da hep söylüyorum. Yani. Onlar da yanlış. Bak burada hep söylüyorum. Bu burada yani. Arkadaş Irkçılık. Buradaki en büyük konu futbolun içinde bu iş olmamalı ya. Ya eskiden yoktu. Biz gidiyorduk Diyarbakır'da geziyorduk, maç seyrediyorduk. Niye bunlar gerildi? Yok Diyarbakır'da hala hayır geziyor. Ama Amespor fark et ben yine orada bir takımla oynadık yine. Kupa maçı oynadık. Yine aynı şekilde çok oynadık oradaki alt liglerde de. Yani söylemek istediğim bunlar nereden oldu? Bu olaylar niye böyle ceyran etti? Niye böyle gerildi bu işler? Ya bu yazık Bursa ile Amespor arasında yaşanan. Bunlar güzel evet. Değil. Mesela türbünde bir tane çocuk dövülüyor orada. Bakın türbünde bir tane Amesporlu çocuk dövülüyor mesela. Günah. Ya olacak işte. O da değil yani. O da ya, yanlış arkadaşlar. Nasıl bu Bursa'da, Bursalı Diyarbakır'da aynı şekilde o maçta ne Amespor maçında dövülürse onu da nasıl eleştirici? Bunu da eleştireceğiz. Ya bunlar güzel şeyler değil. Bakın Futbol Federasyonu bunlara ayarlayacak. Bu maçları ayarlayacak. Ayrı gruplara verecek. Aynen. Sen abi yine bir araya girmem lazım. Şey özür dilerim. Şimdi iki taraftan da Rasim'e müsaade eder misin? Çok önemli bir şey yapacağım. Bana destek vermen lazım. Hocam siz de. Sonra bana bir söz verin. Çok çok önemli. Sevgili seyirciler. İki taraftan da gerek başkanlar, gerek yöneticiler, gerek futbolculardan bağlanmak isteyenler var. Ama lütfen istirham ediyorum. Böylesine kritik bir dönemde bu akşam sizi yayına almak istemiyorum. Neden? Riskli. Siz bir şey söylediğinizde diğer taraf diyecek ki böyle böyle. Diğer taraf dediğinde siz bir şeyler isteyeceksiniz. Olmayacak. Tarafsız olmaya çalışırken birisi bir yorum yapacak burada. Sizin lehinize gibi algılanacak. Öbür taraf bir şey söylediğinde ben sanki size destek veriyormuş gibi olacağım çok herhangi birisi. Bir evet, onun evet. İçin lütfen sizlerden istirham ediyorum. Ahmet Spor'un çok kıymetli başkanı, Bursa Spor'un çok değerli ve kıymetli başkanı. Rica ediyorum sizlerden. Bu akşam bizi mazur görün. İkiniz de bizim için çok kıymetlisiniz. İki kulüp de bizler için çok değerli. İki şehir de bizler için çok değerli. Gerek Bursa, gerek Diyarbakır. Lütfen istirham ediyorum. Bize kırılmayın, darılmayın. Ve ben biraz daha bu konuyu konuşup Rasim'de biz yine ortalığı yatıştırıcı konuşmaya tabii ki, yapıyoruz. Tabii ki. Biz yine sevgili arkadaşlar biz futbolun içinde kalsın diyoruz. Aynen. Ortalığı yatıştır ama burada birileri zeytin dalı uzatmalı. Kesin. Yani birileri çıkacak diyecek ki çiçeklerle karşılayacak. Bu oldu daha önce. Yıllar evvel de oldu bu yanılmıyorsam. Tabii. Oldu. Tabii. Yani bunları yapmak zor değil. Ya bunlar güzel şeyler değil ben ya. Yapmayın hiçbir ya. Bursalı'nın hiçbir zaman güzel değil arkadaşlar. Hiçbir Bursalı'nın
o beyaz toros gibi tamamen provokasyon amaçlı yapılmış o ırkçı pankartları tasvip ettiğine inanmıyorum. Bursa'ya karşı yapılan, Bursalılara karşı yapılan Diyarbakır'da bir saldırı varsa onu da Ahmet Sportif Faaliyetleri kulübünün tasvip edeceğine inanmıyorum. Burada şunu söylemek lazım. Öyle bir noktaya geldi ki bu bir siyasi hadisi oldu. Bence maçı bugün Ertem'in beni söylemesiyle açtım. İnternette, YouTube'dan seyrettim. Hakikaten inanılmaz bir maçtı. Sürekli ve sürekli sahaya yabancı madde yağdı. Ha Diyarbakır'da da bu olmuşsa bu da yanlış. Diyarbakır'daki maçı seyretmedim. Ben Bursa'daki maçı seyrettim. Sürekli yağdı ve hakem makem otoriteyi kaybetti Ertem. Sürekli bir madde. Sürekli. Bu arada Asim konuşurken sürekli bir görüntü var. Onu niye vermiyorsunuz diyorlar. Ahmet Sporlu bir futbolcu sahada futbolcu mu emin miyiz bilmiyorum. Bakın yalansa doğru değilse lütfen beni uyarabilirsiniz. Polise orada bir saldırmış. Ahmet Sporlu futbolculara fiili bir saldırı soyunma odası koridorlarında. Şimdi bakın ben şuna bir şey diyeceğim. Burada siyasette siyasi işe girip girilirse burada hani şey yapmamak lazım. Yani eğer Bursa'dan ya da Türkiye'nin diğer vilayetlerinden birileri bu Ahmet PKK'nın takımı derse yandık. Böyle bir şey diyemezsiniz. Diyemeyiz. Böyle bir şey varsa devlet bu takımı kulübü kapatır zaten. Devlet bütün oradaki belediyelere kayyum atadı. Türkiye Cumhuriyet Devleti çok güçlü. Demin de söyledim. Türkiye'de hükümet yok. Devlet var. İktidar yok. Devlet var. Siyaset yok. Devlet var. Ya bu düzeni eleştirebilirsin. Ayrı bir şey. Ha bugünkü siyasal düzen bu. Dolayısıyla Ahmet Sportif Faaliyetler TFF 1'de çıkıyorsa bu meşru bir kulüp demektir. Yani yasal Türkiye Cumhuriyeti kanunu dahilindedir. Dedekim diğer o şeylerde yasal bayrakmış. Başkan mesaj atıyor. Cilet ve PKK bayrağı yok diyor bizim. Hayır hayır olamaz. PKK bayrağını demiyorum olamaz. Sinan abicim. Olamaz. Sayın Başkan. Sayın Başkan Sakarya Spor maçı diye söyledik. Yok. Yani Sakarya Spor karşılaşmasını olmuş. Sakarya Spor bir Ahmet Spor maçında. Siz de yok diyorsanız bir dakika. Siz de yok diyorsanız zaten siz şu anda yok diyorsanız Ertem'cim, zaten yoktur. Ama bütün Türkiye bir saniye Rasim bir dakika. Bütün olacak. Türkiye jilet dedi. O zaman yalanlamadınız. Şimdi çıktınız diyorsunuz ki yalan. Ertem'cim, zamanında söyleyin Ertem'cim, o zaman. Mesaj atmayın Ertem'cim, Sayın Başkan. Varsayalım. Açıklama yapın kulüp olarak. Varsayalım. Orada biri gitti PKK bayrağı açtı. Bunun karşılığı Kürtlerin topluca katledilmesini isteyen beyaz toroslar. Yani beyaz toros nedir? Toroslar gidiyordu. Oradaki Kürt kardeşlerimiz alıyordu. Yok. Öldürüp asit kuyusuna atıyor. 90'larda 17 bin kişi faili meçhulde öldürüldü. 17 bin insan. PKK kaç bin insan öldürdü? PKK'da 34 bin, 35 bin, 40 bin. Yani hayır, onu diyorum. Hayır, bu devlet, devlet yasal bir şeydir. Yasin bir saniye. Olamayız. Sayın Başkanım size bir de şunu söyleyeceğim. Bir dakika, Ahmet Spor, Bursa Spor karşılaşmasında terörist başının İsmini söyleyip statta bağırmadılar mı? Bağırdılar. Onlar yanlış. Onun için bipledik oraları. Yani ama neye itiraz ediyorsunuz anlamadım ki. Bir dakika Rasim bir saniye kesme bak. Eyvah. Sen bir şeyler anlatıyorsun havada kalmasın. Siz terörist başının adını orada statta telaffuz ederken onun da mesajını gönderin o zaman. Biz ortamı yani yumuşatmaya çalışıyoruz tamam. Jilet yoksa yok diyorsanız yoktur. Size saygıdeğer başkan diyorum böyle böyle diyorum. İkincisi o bayrakların arasında o bölgenin hani ne bayrağıdır Asim söyle. O şey Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetimi. Barzani tamam. Yönetti. O bayraklar var. Arada diğer böyle diğer bez parçaları da var. Bunu söylüyoruz. Yapılmaması lazım. Bir de Ahmet Spor, Diyarbakır Spor karşılaşmasında o bayrakların ne işi var? Bu kadar basit. Ahmet Spor, Bursa Spor maçını. Evet. Hocam siz konuşacaktınız. Ben bir bitireyim. Ben bak bir kere şimdi şunu düşünüyorum. Bana da geliyor Ahmet Spor HDP'li falan. Şimdi HDP tabii yasal bir parti. Seçime giderken de bilmiyorum artık herhalde altılı masayla falan birleşecek ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nde HDP'li bir kulüp olacağına inanmıyorum. Çünkü her ne kadar yasal parti gözükse de yani zannetmiyorum olamaz yani. Olamaz bana bu söylüyorsun ama. 81 ilden futbolcu. Teknik direktörü tanınmış bir teknik direktör. Yani ya Ahmet Yıldırım ya bizim Ahmet ya. Bizim 81 ilden de futbolcu da var. Hepsi de var ama dediğim gibi bu işleri düzeltmek lazım tabii, sevgili tabii, başkan. Tabii. Tamam iyi güzel söylüyoruz ama bu işleri bir düzeltin. Yani biriniz bir adım atın. Yani bir önce bir kulüp atsın. Birini atın. Ya siz atın ya rakip bundan abi, sonra. Abi Ahmet'e 90 dakika laf edilmesini de ben hadi de Türkiye koşullarında anlarım. Ama bir,
sürekli yabancı madde atılması kabul edilemez. Diyarbakır'da da atılamaz. İki, beyaz toroslar, iyi ki öldürdük, geberttik, en iyi Kürt ölü Kürttür falan. Bunu dediğin zaman Türkiye'yi dinamitliyorsun bu ve çok kötü bölücülüktür bu. Öbürü de bölücülüktür. Eğer şeyin bayrağı asılmışsa, PKK bayrağı asılmışsa o da bölücülüktür. Ama ben sanmıyorum. Yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ben çok iyi tanıyorum. Orada PKK bayrağı asan birini Mars'a gönderirler. Ya Rasim'ciğim, yani PKK zaman bayrağı zaman PKK bayrağını geçtim. PKK'nın bayrağı falan yok. Biz onu bayrakta bayrak olarak PKK'nın kabul ediyoruz. Paçavra dedi. Evet, evet, şeyden evet, bahsediyorum. Evet, evet. Terörist başının görüntüsünü diyorum, fotoğrafını koymuşlar oraya. Ertem koyulmuş diyorum. Ne zaman? Ya yani 2012'de ayrı bir dönem o çünkü. Ertem'ciğim. Ahmet Spor. Yeni mi? Yani birkaç sene önce fotoğraflar var. Onlardan bahsediyorum. Buyurun. Abdülkerim konuşulacakları söyledi. Konuşuldu. Evet, aynen öyle. Yasin konuşuldu. Ne derdini anlattı. Biz de derdimizi anlattı. Ben son olarak şunu söylüyorum. Aynen iki taraf da yanlış anlıyor. İki başkana da saygılar sunuyor. Evet. Tamam mı? Ben buna bakıyorum. Eğer Diyarbakır'daki ilk maçta hiçbir şey olmadı da bugün olduysa ben de buradan Bursa Spor'un evet. aleyhine konuşacağım. Ama orada olduysa taraftar aleyhine de konuşuyorum. Bursa, eğer orada hiçbir şey olmadıysa sen orada bir şeyler yaptın da Bursa'da ne bekliyorsun? Seni çiçeklerle mi karşılarlar? Öyle bir dünya tabii. Yok, öyle enayilik de yok. Hani vardır ya böyle bir laf. İşte sana birisi tokat atarsa efendim sağ yanağına evet. tokat atarsa sonra da çevir. Bu enayilik o yalan o. Enayilik o. O enayilik, o dürüstlük falan o enayiliktir. Bizde kısas vardır. Sana bir ne yapılırsa misliyle, fazlasını değil, misliyle karşılık vereceksin. Olay budur. Herkes adımını dikkatli atacak, adam gibi davranacak, karşılığında adam gibi muamele görecek. Bu kadardır. Kapatalım. Kapatalım. Diye, ben sana söylüyorum. Ama devlet engellemedi bunu. Denizli Spor Altay maçı. Bırak değil mi siyasi bir durum siyasi yok. Denizli Altay'a zulüm yaparsa seyircisi İzmir'de karşılığını görecektir kardeşim. Bu böyledir. Herkes doğru dürüst ayrıca geçmişte sportif ahlakla davranıyor. Ayrıca geçmişte Rasim, şunlar Rasim, ne oldu? Rasim, bir Diyarbakır Spor Altay maçı Rasim, 2001'de bak, aman bak, Allah. Rasim bir daha söylüyorum. Rıdvan var. Bursa Spor, Bursa Spor'da bizim. Yani olaylar. Orada bak Rasim. Müdahale etti. Bursa Spor'da bizim ama Ahmet Spor'da bizim. Tabii. Diyarbakır'da bizim. Bursa'da bizim. Bizim bayrağımız. Bayrağımız nerede dalgalanıyorsa bizim toprağımız. Aynen son cümleyi söylüyorum. Son cümleyi söylüyorum. Şimdi Bursa Spor tarafından yazanlar da var, Diyarbakır tarafında yazanlar da var. Söylüyorum, Bursa Spor'un Ahmet Spor maçına stada nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Zırhlı araçlarla gittiler. Polis araçlarında, yani özel işte polis araçlarında gittiler. Çevik Kuvvet arabasına gittiler. Çevik Kuvvet otobüsüne gitti Bursa Spor takımı. Yani lütfen bunları da unutmayalım ama ikisini de unutalım. Bakın ne diyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tektir. Bursa'da bizim, Diyarbakır'da bizim. İçişleri bitti. Bu kadar. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu son sözü söylemiştir. Konu kapanmıştır. Bizi de hiç ilgilendirmiyor. Sahada ne yaparsanız yapın. Saha dışında hiçbir şey yapmayın. Lütfen kucaklaşın. Peki Ertem. Evet. Maç, konuyu kapatıyoruz geçiyoruz. Hocam bu kadar yabancı madde hani zor maç diyeyim. Yabancı madde atıldı. Rasim konuyu kapatalım. Buyur hocam. Ahmet Spor maçı kazandı. En güzeli Apo söyledi. Apo. Abdülkerim abi. Niye biliyor musun? Teşekkür ederim. Niye? Ya rahat ol ya. Bugün Abdülkerim. Ben maçı seyretmedim ama sosyal medya görüntülere baktığım vakit bu maçı oynatan hakemin lisansını iptal ederler. Değil mi hocam? Lakin Diyarbakır'da ben çok ortaya koydum. Diyarbakır'da da ta 15-20 sene önce hatırlıyorum Diyarbakır Altay maçı var. Ama hocam o zamanki Genelkurmay'ın operasyonu. Ama o da hata. Eğer devlet başkası olarak o zamanki Diyarbakır Spor'u yukarıya çıkartmak için. Aynen devlet operasyonuydu. İçeriye böcek ile yani mutlaka. Hocam o zaman. Kan davası kardeşim. Hocam bir şey söyleyeyim mi? O zaman herkes korktu. Senin dostun Erman Torol yazdı bak. Bu konu. Uzadıkça bizi kapatalım. Altay'ın başıları bir dakika Rasim'ciğim bir dakika. Rasim'ciğim bu konuyu böyle biz burada konuşursak çok fazla bu konu gerilir. Bunların yaşanması hoş değil. Bugün bakıyorsun mesela orada tanı bir tane futbolcunun bana şeyi aradı akrabası. Bir tane mesela babası polismiş. Dayak yiyen bir tane çocuğun futbolcunun. Evet. Bir tanesi mesela imammış yani. Aradılar. Söyledi. Yani arkadaşlar bunun işinden çıkamayız biz. Aynen. Bunları biz oraya buraya çıkamayız. Ya, olayı var. Bu konu federasyonu. Bursa'yla Bursa Spor'u. Ayrı gruplar. Evet. Bir de iki bir. Aynı gruba koyma. Bakın bu kadar. Husumetli olan takımları, camiaları, koyma. Bir takım şeyler yaşanmış camiaları koymayalım.
Orada da bizim arkadaşlarımız var, dostlarımız var ama aynı şekilde burada da. Ya, onun için arkadaşlar yapmayın. Bir dakika ya. Bunu UEFA, yıllarca yaptı. Türkiye ile Yunan takımları. Bundan 10 sene öncesine kadar hiçbir zaman eşleşmezler. Ver abi. İki, uzun yıllar UEFA Ukrayna ile Rus takımlarını eşleştirmedi. Dahası var. Ukrayna ile Rasim çok takımı. Özür dilerim. Bak Türkiye konuyu sen açtın için. Rum kesimi tam ekran ver. Hiçbir zaman eşleşmedi. Tam ekran ver. Kırmızı grup. Bir takım olarak eşleşmedi. Kırmızı grup. Beşiktaş eşleşmedi. Kırmızı grup da mesela. Bir takım olarak Rasim, eşleşmedi. Bir saniye. Hocam yok, Sinan abicim. Ahmet Spor burada mı? Ahmet Spor burada değil bak. Burası kırmızı grup. TFF girdi. Kocaeli, Buca, İskenderun, Biteksen Van, Tecok Adacabey falan, Trabzon, Ankara Demir. Burada yok. Gel bak burada Adıyaman Futbol Kulübü de var. Bir kere daha Adıyaman'a geçmiş olsun. Yani Anadolu'dan takım var Doğu Anadolu'dan. Döner tamam. Gel abiciğim başka öbür tarafa. Gel, o gruba gel. Burada Serik Belediyespor var. Adıyaman Serik. Serik Antalya. Beyaz gruba gel Antalya Serik. Burada bak Sinan abi. Ahmet Spor. Erzincan Spor. Soma Spor. Bursa Spor 15. sırada şimdi. Ya ayrı ayrı gruplara ver. Bir dakika dur abi. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Yani yine Ahmet Spor'un bu grupta olmaması lazım. Çok uzak seyahatler ve masraf. Baktığın zaman bir şey Menemen söyleyeceğim burada. Sana. Tabii abi yani. İnegöl burada, Bursa yani, burada. Ve masraf. Bakıyorsun Isparta'sı, Nazilli. Hep masraf. Dön başka grup var mı? Yok iki grup. Bu grup. Beyaz grup, kırmızı grup. Değil mi Abdülkerim abi? Evet evet. İki grup mu var? Geçtik. İki grup. Yine bu grup daha uygun. Ötekinden daha uygun. Hayır hayır ama ikisi aynı grupta olmasın. Hayır hayır. Ayrı. Ya bundan sonra Futbol Federasyonu bunu düzenlesin. Lütfen bu yaşananlar beyaz bugün. Beyaz grupta da diğer yaşananlar, spor var. Yaşananlar bugün hoş değil. Hiçbir zaman da hoş değil. Futbolda kimse bunları tahsil. Arkadaşım istemiyoruz. Futbolda nereden bulaştı ya bu futbolun içine bu aynen işler ya. Aynen ya yok ki böyle bir her şey. Her yerde ya bir insanların zevk aldığı bir futbol vardı. Aynen. Bugün bakıyorsun. Abi böyle bir şey var mı ya? Sinan abi şöyle diyelim mi? Futbolda siyaset istemiyoruz. Neyse futbolda bu konuyu kapatalım. Siyaset. Şimdi konuyu kapatalım. Şunları son, söyleyeyim. Rasim dur. Son, hükümet onu, istifa diye bağırırlarsa Rasim, Rasim. Bağırsınlar Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu artırırlar. Bak söylüyorum. Rasim bir saniye. Rasim ne olur. Rasim. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi sevgili seyirciler bir kez daha söylüyorum. Serkan ben biz konuşuyorum. Sevgili seyirciler. Şunu söyleyeceğim tekrar. Biz tarafsızız. Bizi ilgilendirmiyor. Bursa'da bizim. Diyarbakır'da bizim. Dedim döndüm. Abdülkerim abi. Abdülkerim abicim. Şimdi devre arası transfer dönemi sona erdi. Son dekadeye girelim. Devre arası transfer dönemi yaklaşık 15 dakika önce sona erdi. Şimdi bir kimler hangi transferleri yaptı bir görebilir miyiz? Sevgili yönetmenim Serkan Dündaroğlu'ndan rica edeceğim. Kim ne aldı, ne verdi? Burada neler oldu, neler yaşandı? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Devre arası transferler Galatasaray. Adekugbe Hatayspor'dan geldi. Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan Galatasaray'ın transferleri. Fenerbahçe, Samet Akaydın. Galatasaray şampiyondu. Osterwolde, Emre Demir. Beşiktaş, Emre Demir biliyorsunuz Samsun Spor'a kiralık gitti. Beşiktaş Abubakar, Maxim Onur Bulut, Maxim Gaziantep Spor. Abi abimin objektifliğiyle sormak istiyorum. Galatasaray abicim, şampiyon mu? Bitmedi bir dur. Omar Koley Sampdoria, Hacı Ahmet Oviç, Konya Spor. Evet şimdi sorabiliriz. Apo abimim sevgili Türk milli takımının iki efsanesi burada. 80'li yılların iki büyük starı Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz. Ve 90'lı yılların büyük star hakemi Ahmet Çakar burada. Estağfurullah. Üçünüzün de objektifle sesleniyorum. Buyur. Galatasaray şampiyon dersem yanlış olur mu? Erken deriz. Oo, Sinan abi sen de erken. Eyyam Spor oldun. Eyyam Spor'a ne alakası var lan? Dana konuşma ne alakası? Fenerbahçe'de kaç puan var aranızda? Belki bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Bir dakika dur. Fenerbahçe'de kaç puan var? Kaç puan var ya? Yani bir de gidiş puan durumunu verin. Bir de gidiş var. Yani. Sinan abi sana kötü bir şey söyleyeyim. Yani ne? Ne? Burada şiddet var. Ne? Allah Allah ya. Bu şu an Galatasaray dersen ayıp olur. Erken çok erken daha. Çok maç var abi. Aç abi şunu. Allah Allah. Yalnız soru yanlış. Bir dakika. Bakın soru yanlış. Bir defa Rasim soruyu şöyle sorma. Bir dakika. Bizim gibi değil ki. Bir objektif soruyorum size. Müsaade et. Rasim. Şu anda Türkiye'deki tüm futbol severlere ve futbol sevmezlere soruyor. Evet, evet. Gökten size 100 lira para geldi. Zaniolo. Bir dakika. 100 lira para geldi. Dediler ki kumar kötüdür, iddia sıkıntılıdır. buradan böyle çıkar. Bu 100 lirayı sezon sonunda Türkiye Ligi'nde kim şampiyon olacağı koy. Kazanırsan kazanç senindir. Kaybedersen kayıp da yukarıdan gönderenindir. Tamam. Türkiye'de insanların %95'i Galatasaray'a koyar. Sen Galatasaray'a koyar. Galatasaray'a koyar. Ben dahil.
Demedim, bravo. Ama. Bravo hocam. Biraz anladım sonra söyleyeceğimin hiçbir teknik, taktik ve realist bir karşılığı yok. Yok, mistik. İçimden bir ses. Mistik. Bu sene sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyor. Hocanın içinden ses. Şimdi söylediğim gibi. Bundan bir buçuk, evet, iki ay önce de şeyde söylemiştim. Söyledi. Galatasaray'ı 3-0 Fenerbahçe'yi yendiği maçtan sonra imza atmış. Mistik. Niye diyeceksiniz? Ya bu hocam, bu Muharrem İnce. Hayat 60 yaşındayım. Şunu gördüm kardeşim. Ya. Şunu gördüm. Hayatta her sektörde, insan hayatında da 6 ay bıyık uzuyor, 6 ay sakal uzuyor. Doğru. Yani Galatasaray'ı sezonun ilk yarısı ve şu maçlar, kötü oynadığı maçı kazandı, son saniyede kazandı, son saniyede kaybetmedi, Çok ve ilk dönem, ilk periyotta Galatasaray iyi top oynamadı. Ne zaman ki Galatasaray iyi top oynamaya başladı, Fener iyi top oynamamaya başladı. 53. İlk 10 maça bakın. Manko herkes Fener diyor. İçimden bir ses. Bunun hiçbir teknik açıklaması yok ha. Vay be, Beşiktaş'ta kaç puan var arada ya? Ya Beşiktaş 14. Beşiktaş'a geçmiş olsun. Beşiktaş'a demem ama Fenerbahçe'ye bak abi, Fenerbahçe. Kalan maçlarını versenize abi. Bir Fenerbahçe Galatasaray'a. Buyurun, Hükerim abi lütfen. Evet, Rasim abi, Galatasaray şampiyon mu? Rasim kardeşim mantıklı şeyler söylüyor. Yani tabii ki taraftar gönül gözüyle de. Ama biraz objektif. Biraz tabii, yani çok saçmalamıyor. Yani tabii, realist konuşuyor. Saçmalama realist diye. Evet, evet. Fakat matematiktir. Futbol matematiktir sonuçta. Bir de trenddir, trend. Yani bakarsın puan cetveline, puanlara, evet, değil mi? Çıkarırsın eksiği, aynen, kaç aynen maç kaldı falan filan. Şimdi bakıyorsun Galatasaray takımı şu pozisyonda 6 puan önde. Aynen. Fenerbahçe'de. Bravo Apo abici. Bir de neye bakıyoruz? Kalan maçlara bakıyoruz. Değil mi? Kaç maç kalmış? 6 puan öndeyken bir de ilk maçı 3-0 kazandığı için Galatasaray, yani Fenerbahçe 6 puanı kapatsa dahi Galatasaray'ı Nevşehir Stadı'nda gidip 3-0, 3 farklı yenmezse lider gene olamaz. Aynen. Dolayısıyla bravo. Küçük bir şekilde 7 puan diyeceksin, heh, ona. Aynen. Ona 7 puan diyeceksin. Tamam mı kardeşim? İyi. 7 puan. Rasim bir dakika, ama anlatırken şeyim bozulur. Benim şeyim bozulur. Sonra bir gidelim. Bir dakika. Tamam. Serkan. Kalan maçlara bakarız sonra. Şimdi 7 puan önde. Tamam mı? En yakın rakibinden. Ki Galatasaray'ı zorlayacak takım Fenerbahçe gibi duruyor. Bir de ikinci maç Galatasaray statında oynanacak. Ligin son maçı olacak. Hı-hı. Çünkü ligin son maçı Hatay'laydı şeyin, Galatasaray'ın. Hı-hı. Orada o maç oynanmayacağı için Galatasaray Fenerbahçe maçıyla lig bitecek. Galatasaray statında. Yani maç bir de Neft'te oynanacak. 7 puan öndeki takımın sahasında. İki, ligin bitmesine 14 hafta var diyorduk. Bu hafta daha başlamadan, haftanın başında. Oysa ligin bitimine 12 hafta kaldı. Antep ve Hatay maçları oynanmayacak. Yok, aynen burada. Galatasaray, çok güzel. Galatasaray yakalanması için Fenerbahçe ve arkasındaki iddialı durumda olan takımlar ne bekliyordu? Galatasaray puan kaybetsin. Galatasaray nerede puan kaybeder? En mantıklısı deplasmanda Nevşehir Stadı'nda puan kaybetmesi çok zor. Şu şartlarda artık çok zor Anadolu takımlarına. Tamam mı? Aynen. Deplasmanda Antep takımı, bu elim hadise yaşanmasa küme düşme adaylarından biriydi. Hatay tam içindeydi ve Galatasaray fikstür şansı ikisinin de deplasmana gidecekti. Hem Antep'e, bravo, hem ligin son maçı. İki maçı iptal oldu. Hatta ligin son maçı Hatay'da. Hatay Galatasaray maçı. Yıllar önceki Fenerbahçe Denizli maçı gibi oynanabilirdi. Olabilirdi. Anladın mı? Öyle bir maç oynanabilirdi. Son maç Fener'le. Öyle bir maç oynayabilirdi. Tamam mı? Hatay kümede kalacak. Yenerse, aynen, ya da puan alırsa, Galatasaray'da yenemezse şampiyon olamayacak. Öyle, bravo, bir maçtan da kurtuldu, evet, Galatasaray. Yani ligin boyu iki maç kısaldı. Ve Galatasaray bu iki tane puan kaybetmesi, rakiplerinin beklediği puan kaybetmesi gibi maçları 6 puanla geçecek. Öyle değil, bravo, mi? Hem bravo, Hatay, bravo, bravo. Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra, hem zaten 10-12 maçlık seri yapmış bir takım, üstüne ara transferde Adekupe, Kaan Ayhan ve Zaniola gibi bir yıldız oyuncuyu katmış. Her şey çok yolunda giderken bir de bu dönüşte iç sahada başlıyor mesela. Anladın çok mı? Doğru, hani çok, çok zor bir deplasmanla başlayıp puan kaybedersen de herkesin bozulur falan. İçeride Nevşehir Stadı'nda büyük ihtimalle bana göre %99.9 kazanacağı bir Kasımpaşa ile maçıyla başlayacak. Bravo, bravo. Yani bütün bu detaylara bakmadan Ahmet Hoca gibi akşam yattım mistik olarak böyle düşündüm böyle oldu demek abi, abi, olabilir, olabilir, Fatih olabilir, ama benim hayatım top oynayarak falan geçtiği için olamayacak Okan şampiyon baktığım demiş için Fatih olaya sadece mantık gözüyle bakıyorum.
gönül gözümle Fenerbahçe olur diyorum. Evet. Fakat futbol mantığımla baktığımda bilimsel Galatasaray buradan şampiyonluğu... Ya anlatıyor adam, dur. Galatasaray buradan şampiyonluğu kaçırırsa bence büyük bir sürpriz olur. Aynen. Ahmet Hoca'yı da ben Türkiye'nin en büyük astrologu bırak yorumcu. Astrolog Ahmet Çakar derim. Bilmem nesi. Bireycim değil kardeşim. Kardeşim tekrar söylüyorum. Ya bir Abdülkerim abi sürekli hani okeyleme, onaylama istemiyor adam konuşuyor. Buyur Ahmet Hocam. Apo abim bir futbol ordinaryosu. Analiz etti. Bilimsel. Buyurun hocam. Son 15-20 yıla baktığımızda. Evet hocam. Fener ve Galatasaray açısından. Fener'in hayatında, Fenerbahçe'nin hayatında Türkiye Ligi için iki tane korkunç travma var. Bir. Birinci travma 2008 yılında Denizli'yi yenemeyip şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması. 2006. Erik Gerez. Kaçıncı yıl bilmiyorum. 2006 hocam. Manyak bir sezondu o. 2006. Çok önemli değil. Yani Fenerbahçe Denizli'yi yenemiyor. Galatasaray Kayseri'yi 3-0 yeniyor ve Galatasaray şampiyon oluyor. Aynen. Bu Fener'in birinci travması. Aynen. Çok ağır bir travma. İkinci travma 15'e 1 bitmesi gereken Fenerbahçe-Trabzon maçı. Doğru. 15'e 1 maçı canlı seyrettim. 1-1 bitiyor. Bursaspor şampiyon oluyor. 2010. Bu Fenerbahçe'nin son 20 yılda yaşadığı iki travma. Süper Liglerdeki iki tane hayati travma, ikisinde de şampiyonluğu. Doğru. Benim. Buna mukabil Galatasaray iki tane pozitif travma yaşadı. Yani pozitif sürprizle şampiyon. Birincisi Fenerbahçe'nin Denizli'de kaybettiği gece, hiç unutmam. Hasan Şaşlar, Ümit Davallar, Şeref Türbünü'nde orada dompaça. Aynen. Maçın bitmesini bekliyorlar. 10 dakika geç bitti Fener Denizli maçı. Galatasaray Kayseri'yi yenmiş. Fener Denizli maçı 1-1 bitti. Şeref Türbünü'nün altında televizyonda Galatasaraylı oyuncular çıplak vaziyette maçın bitmesini bekliyor. Birinci Galatasaray pozitif travması diyelim bu. İkincisi 4 sene önce Başakşehir'den derin güçler tarafından çalınan 8 veya 9 puanlık farkın kapatılıp Galatasaray'ın şampiyon olmasıdır. Galatasaray'ın orada Başakşehir'in kafasının kopartıldığını biliyorum. Yemin Ayca, edebilirim. İspat edemem. Konuşursam da karşıma uğur Fatih çıkar. Derim şimdi şampiyon oldum. Galatasaray'ın son 20 yılda 2 defa pozitif travmayla şampiyonluğu, Fener'in negatif travmayla şampiyonluğu kaybettiğinin mistik alemde bir rövanş oldu. Ayda. Bu sene o sene kalmış. Ama ayda. Bunun bak tekrar söylüyorum. Şey bunun realist, matematiksel, teknik, taktik, Yok. O zaman bir reklama gidiyoruz. Çok. Doğru hocam. 180'e kadar sayın. Fener'in şampiyon olması hocamın altılı masanın adayı olma ihtimali. İçinizden 180'e kadar sayın ama. Serkan. O görüntü geldi mi? Hocanın altılı masadan bir görüntüsü geldi. Onu göster abi. Şu 180 yapılıyor ortalık. Ya, bir dakika yapmayın arkadaşlar. Hocam. Hocam millet 180'e kadar sonra. Millet Rasim, sana vazife bak kirdi. Birazdan kağıtlarınızı kalemlerinizi hazırlayın. Milletin talebi. Ya bağırıyorum Rasim. Evet. Reklam mı evlat? Rasim ne yapıyorsun? O görüntüyü bana gösterdiğin görüntüyü bir şey söyleyeceğim Serkan'cığım. Kağıt kalem hazırlayın diyorum. Görüntüyü bir getirin. Cumhurbaşkanı olsun değil mi? Hayır. Olsun değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Sayın Başkanımız Melih Gökçe'ye saygılar sunuyorum. Çok güzel bir şey yazdı. Ne yazmış söyle ya, hocam. Hocam seni çok sağlıklı gördüm. Hep böyle oldu. O da işte altılı masaya seni uygun görmüş. Ne güzel işte. Altılı masanın adayı Ahmet Çakar olsun mu? Şimdi Rasim. Arkadaki arkadaki görüntü bir işim yok. Birazdan ya Rasim Allah'ını seversen bir hafta önce kimseyle konuşmadın mı? Bir şey söyleyeceğim. Bardan çağrı yaptık Ronaldo'ya. Gördün mü? Onu da yollamış ya. Günaydın. Günaydın Ronaldo. Günaydın. Ronaldo sahi biraz de geç oldu ama biz, temiz oldu. Biz bir şey söyleyeceğim. Biz Ronaldo yardım çağrısında bulunmadık ki. Biz ki bir tweet bile atsaydı dedik. Tweet atamadı. Bir tweet bile atmadı ama. Bu en şimdi Ronaldo'yu seven çok gençler var. Şey tamam çok güzel ama çocuklar. Ama bak, biz çağrı yaptıktan sonra dikkat edersen. Aynen öyle. Çok sallamadı 10-15 gündür. Biz çağrı yaptık. Ve tamamıyla Türkiye'den ona devamlı mesaj gitti. Ve ondan sonra yollamak zorunda kaldı. Niye birinci haftada ikinci haftada yollamak? Hocam gitmemen lazım. Onun için sevgili Ronaldo. Bekle bir saniye. Tebrik ediyorum. Gözlerinden önemli. Öpüyorum koçum. Altın geldiğin zaman da bekliyorum. Kim ya? Şimdi Ronaldo'yu. Şimdi Ronaldo. Şimdi Cristiano Ronaldo'ya bize uçak dolusu şunu gönder falan şunu yap bunu yap demedik. Bir geçmiş Türkiye olsun. Cumhuriyeti'nin ihtiyacı da yok kimseye de. Sadece bir tweet ya bir tweet rica et o kadar. Sizde sizi dinlemiş çok korkmuş tırsmış. Hele Sinan'dan ödü kopmuş Ronaldo'nun. Bir şey söyleyeceğim. Hemen yollamış. Bir şey söyleyeceğim. Reklam yok mu? Mike Tyson bile korkar. Abicim milyonlarca mesaj gitti Ronaldo'ya. Şu Ronaldo bir an evvel demiş ki Sinan abime çok kızdı. Ben de kim? Bak Sinan abime çok kızdı. Hemen uçak doldurmuş. Aferin Ronaldo. Aynen öyle. Adamsın. Aferin. Gel.
Kimdi ya? Ne yapıyorsunuz abi? Şey değil. Bir şey anlatıyorum size. Kimdi ya? Burada. Bakın burada. Fatih Altay, Fatih Usta diyor ya hani. Skorlar sen de böyle belli. Diyorsun. Bak hocam. Vereceğiz. Bak. Dur şimdi değil. Sevgili seyirciler. Birazdan herkes kağıdını kalemini alsın şampiyon ortaya çıkacak. İkincisi. Ertem şu Ahmet Çakar'la ilgili meşhur görüntü. Altılı masada Ahmet Çakar bak. Gol. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da çok gol, samimi. Lütfen, bak gol. Görüntüye bak. Samimi ya. Sen. Ben tanışmam. Bak görürsün nasıl tanışmıyorsun ya, hocam. Niye yalan söylüyorsun? Görüntü gelsin yansın. Görüntü. Gelsin. Yansın. Görüntüyü verelim. Ya yapmayın çocuklar. Tam ekran ver. Ya tam ekran. Ya hocam ne diyorsun burada? Hocam burada ne diyorsun? Söylesene. Vallahi bu hocam burada ne diyorsun? Çok benimki büyük terbiyesizlik. Niye hocam niye? Hocam. Hocam bu ne? Hocam oğlum sıkma niye sıkıyorsun? Niye sıkıyorsun? Özür diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu. Yapmayın ayıp ya. Temel abi. Sinan abi ayıp bir şey yok ki. Hayır vallahi ayıp bir şey yok. Ya vallahi ayıp ya. Vallahi ayıp bir şey yok. Hocam sen burada ne yapıyorsun onu söyle. Ya bu kadar da yapılmaz. Canım. Hocam sen burada ya ne yapıyorsun? Ben de giriyorsun bana yapma. Bu Türk demokrasisine yapılmış bir saygısızlıktır. Hocam, tarafından yapılmış. Ayıptır. Niye tarafından? Bir dakika dur anlatsın bir Ahmet Hoca anlat. Dinle Ahmet Hocam. Bu, ne hocam anlat. Bu kendini bir şey zanneden küstah bir eski hakemin Türk demokrasisine yaptığı terbiyesiz ve saygısız hocam, bir hareket. Hocam lütfen hocam Sayın Ali Babacan bak niye öne bakıyor öyle sen? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim. Beyefendi Sayın Beşlilerden. Aa hocam. Sen Beşli Masa'nın hakemisin. Öyle hakem öyle oturmaz ki adam it gibi oturmuş o hale. Hayır. Hocam Kemal Bey'den özür dilerim. Hocam kimse sana bakmıyor ama biliyor musun? Ya Kemal Bey buraya bakıyor. Ahmet Bey sana bakıyor. Kemal Bey Ahmet Bey'e bakıyor. Ali Bey önüne bakıyor. Ertem deli. Otur lan yani otur. Ertem de deli. Ya bir şey söyleyeyim sana. Ertem de mi diyeceksin? Hocam niye böyle Kemal Bey resim var? Yapıyorsun Ertem. Kemal Bey resim var. Rasim otursana ya. Bak, abi sen niye oturmuyorsun? Ama fotoğrafta bir şey çok yok ya. Çok büyük terbiyesizlik var. Hayır hocam büyük saygısızlık ya. Yapmışım. Ya vallahi ya bir şey yok. Kemal Bey'e sanki böyle bir racon kesecekte bir halin var gibi çok sanki. Ayıp hocam, bir dakika bu fotoğrafta ne var? Hocam rahatsız mısın? Ne? Rahatsız mısın fotoğraftan? Tabii ya bu ne böyle oturulur mu adam? Ya ama sen oturmuşsun. CHP camiası özür dilerim. Bir reklam olması yapıyorsun da. Bir reklam olması kalkayım ya. Bu, lütfen bu resmi kaldıralım abiciğim. Kaldırdılar zaten. Saygısızlık. Bir reklam olması atar mısın? Ya niye saygısızlık Sinan abiciğim? Ya yok Sinan abi ya. Vallahi billahi ya. Ya ayıp olur ya. Hadi reklam. Kemal Bey danış. Sevgili seyirciler tekrar beraberiz. Vallahi başladık hocam. Abdülkerim abiciğim. Yayındayız canım abi. Tamam. Sevgili seyirciler kalan maçlara. Fenerbahçe Galatasaray kalan maçlara bakacağız. Artık şampiyonluk yolunda tabii ki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yalnız olduğunu söylesek yanılmamış oluruz. Yani öyle, tabii, Fenerbahçe öyle. Ve Galatasaray ve Fenerbahçe. Kaybetti. Ama ben Apo abiye teşekkür ederim. Apo abi aslında Galatasaray %99.9 şampiyon demeye getirdi. Doğru mu Apo abiciğim? Yani o kadar olmasa bile yani %95. Buradan şampiyonluğu dönmez. Kaybetmesi çok zor gözüküyor. Yaz aynen. Ama futbol bu. Yani, futbol. Yani bir puan kaybı panik de yapabilirler. Futbol belli tekniği, olmaz. Taktiği okey. Evet. Ama bir de dediğim gibi. Abi bir şey söyleyeceğim size. Yani Galatasaray iki tane takılsa Fenerbahçe seri yapsa. Yani olur. Şu maçları göreceksin. 30 hazır olsun. Hayır yok geleceğim ona. 30 hazır olsun. Bir şey söyleyeceğim size şimdi. Kolay değil sen. Hayır abicim yani 4 puan 5 puan farktayken yani şu sen an. Sen o zaman Apo abiye de katılmıyorsun. Şunu söyleyebilirim. Apo abinin analizine katılmıyorum. Galatasaray çok iyi takım. Galatasaray çok hazır takım. Galatasaray şu an ligin en hazır takımı, en iyi takımı, en iyi top oynayan takımı. Bunlar da hemfikiriz. Ama bundan sonra bakın dikkat edin. Bir Dünya Kupası öncesi şahane bir Fenerbahçe vardı. Dünya Kupası araya girdi. Fenerbahçe ondan sonra bozuldu. Şimdi bakalım Galatasaray ligi başlasın. Bu ara belki Galatasaray yaramadı. Bilemeyiz. Abi, 30 ama hazır olsun. Ama bakıyorsun o Galatasaray, Zaniolo, Maniolo yani. Tabii, Galatasaray tabii. Takımı şahane ya, güç takıyor. Gücüne de güç takıyor. Tabii, güç takıyor tabii, yani tabii. Galatasaray her, takımı. Her gün üstüne koyuyor. Lazım bir şey. 30. Ne? Böyle sizi kesmedim ben. Onun arkadaşlar için yani söylüyorum. Şu an bazı şeyleri söylemek için çok erken ayıp olur. Ver. Bilemezsin ha. Şimdi burada baktığın zaman Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok zor. Evet. Çünkü 14 puan iki takımın da geçmesi çok zor. Ondan dolayı İmkansız ama bu iş Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın arasında gideceği belli. Bizim Trabzonspor'a bakıyorsun çok geriye düştü. Aynı şekilde yani Trabzon aynı şekilde gidiyor. Beşiktaş olsun gidiyor. Trabzon olsun. Ne var burada? Adana Demirspor var. Yani ilk beşi kovalayacak olan Beşiktaş'ın takım. Beşiktaş'ın bir isteği var biliyorsun. Başakşehir var. Bu itirazı var. Hala devam ediyor mu o itirazı? Evet. Ediyor. Daha Türkiye Futbol Federasyonu'nda reddedildi bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Reddedildi o ya. Yani onu Beşiktaş belki diyorum hani onun çok uzak bir ihtimal de Beşiktaş'ın isteği kabul edilirse belki Beşiktaş ufak bir ümitlenebilir.
kabul edilmez. Kolay değil ama. Kabul edilmez. Bütün maçlar sıfırlanırsa puanlar iki maçın. Bu saatten sonra. Sence gerçekçi mi? Sence bu saatten sonra onu kabul edilmez. Ne bileyim zor. Öyle bir karar zor yani. Bu saatten sonra. Bu ne ya, bu görüntü ne? Bu saatten sonra onu kabul etmezler. Ne konuşuyorlar? Bildiğim kadarıyla reddedildi o konu. Aynen. Bildiğim kadarıyla. Kabul edecek, kabul edileceğini zannetmiyorum. Çünkü kabul edilirse lig yeniden başlayacak. Yani hayır değil de ki, Beşiktaş'ın o zaman belki bir şansı olabilir. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'den 6 puan silinirse, Antep'le Hatay maçlarından alınan 6 puan silinirse ki Beşiktaş'tan da bir puan silinecek. Çünkü Beşiktaş da 2 maçta tabii bir doğru, puan aldı. Doğru. O da silinecek. Bir puan durumunu verin, ne oluyor o zaman bakalım. 9 oluyor. Ha, o zaman Beşiktaş belki ümitlenebilir. Bir ihtimal. Galatasaray'la içeride yani, oynayacaklar falan 9 diye. 9 puan oluyor. Beşiktaş 3 maç, 4 maç. Beşiktaş 42 oluyor. Evet. Ama Fenerbahçe'nin 6 düşeceksin. Ama benim gördüğüm kadarıyla 5 oluyor. Kardeşim, şampiyonluğu benim gördüğüm kadar yani bugün ya, gördüğüm Beşiktaş. Hocam, o zaman gördüğüm ufak Beşiktaş, bir şansı olabilir diyorum. Yani derbileri var ya 2 tane kazanırsa. Deplasmanda Beşiktaş'ın çok zorlanacağını düşünüyorum. İçeride seyirci gazıyla, seyirci şeyle yine seyirci iteliyor. İteliyor, taraftar iteliyor. Ama deplasmanda çok zor. Hele Cenk Tosun falan da şimdi giderse falan öyle bir durum olursa golde daha çok, gol yollarında daha çok zorluk çekeceğini düşünüyorum. Onun için ben bu işin Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçeceğini, ayrıca sevgili Ahmet Nuçebi ne kadar bu davasında haklı da olsa, Beşiktaş konusunda haklı da olsa, yani bu puan şey içinde Hatay ve Antep konusunda, bunu muhtemelen bildiğim kadarıyla Futbol Federasyonu geri çevirdi, kabul etmedi. Dolayısıyla lig böyle devam ediyor. Öyle bir karar verdi mi? Yok yok, resmi açıklama yapmadı. Fiili olarak söyledi. Ha, ben resmi de açıklama yapmadı. O zor şimdi, olur da. Tabii olmaz. O zor olur ama. Yapmazlar. Yapmazlar şey, canım. Ama şunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın söylediği şu. Ben niye iki maçı deplasmana oynadım diyor değil mi mesela? Ha, deplasmanda puan kaybedilir. Yani Antep'te ve Hatay'da. Diğer takımlar deplasmanda gidecekler. Üçer puanları alacaklar diyor. Çok da saçma sapan bir şey söylememiş adam. Yani ilk gün söylediğinde kızmıştık deprem etkisinden dolayı. Her neyse bakalım. Bu da böyle olsun. Bu sene de böyle geçsin. Sevgili seyirciler, bir kalan maçları bir görelim. Fenerbahçe Galatasaray kalan maçları görelim. Bu arada az önceki görüntü ne diyorlar? Ben Rasim'e sordum. Rasim. He. Az önce Sayın Erden Timur, Sayın Mehmet Büyükekşi, Sayın Ali Koç. Omuz omuza programında. Melih Gökçek, Ahmet Çakar'la ilgili tweet atmış da ben ona gülüyordum. Şu an atmış daha yeni bir tweet. Aa, Melih Başkan. Melih Başkan atmış da attım sana. Hocam sen gördün mü? Sayın Melih Gökçek'e de buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar diyorum kendisine, kendilerine. Sevgili seyirciler, bir görelim bakalım. Kalan maçları bir görelim. Şimdi lütfen kağıtlar, kalemler ele alınırsa çok sevinirim. Müziği de bir değiştirelim. Süper Lig'de kalan maçlar. Galatasaray 57 puan, Fenerbahçe 51 puan. Dünya futbol tarihinde belki de bir ilk olacak. Son hafta karşılaşmaları oynanmayacak. İkisi de hükmen 3-0 galipler. Lig erken bitiyor yani. Evet. Hatay sporumuza ve Gaziantep sporumuza bir kez daha geçmiş olsun. Allah Ertem bir daha yaşatmasın. Bu gidişte lig ne zaman bitmiş oluyor? 20 Mayıs. Daha Sinan abicim hiçbir şey açıklamadı. Futbol Federasyonu'na buradan rica ediyorum. 28 Mayıs'tan sonra 3 maç daha oynanacak. Çok çabuk bir şekilde ivedi olarak bunu nasıl, eğer bildirirseniz televizyonlar da prototiplerini, her şeylerini ona göre yapsınlar. Yani siz bekliyorsunuz işte ligler, maçlar ne zaman oynayacak? Yani televizyonlar bunu bilmek zorundalar. İnsanların belli bir programı var her şeyle. Lütfen rica ediyorum sizlerden. Dünya Futbol Federasyonu'nun etrafı da dönmüyor yani, ya da yayıncı kuruluşun. Tabii canım. Galatasaray, Kasımpaşa. Ertem şu ayağa kalksak göstersek olmaz mı? Tabii ki kalkabilirse. Lütfen. Kalkayım. Rasim'le başlayalım. Evet. Galatasaray. Gösterelim. Ekranı ikiye bölelim. O ne? Aşağı düşüyor değil mi? Biliyorum. Biliyorum ben bunu. Ne o, ne o? Bak. Ne o? Çevir bakayım Sinan, ne o? Açsana içeri Sinan abi. İçeri atsana. Birisi bir şey mi düşüyor? Ne oluyor? Bir adam düşüyor. Evet. Ertemciğim. Rasim, ben de kalkayım bilimsel seninle. Bilimsel evet. Analiz. Şimdi. Bilimsel. Sevgili seyirciler, siz de kağıtlarınızı, kalemlerinizi elinize alınız lütfen. Siz de alınız. Kameraman arkadaşlarıma da soruyorum. Rica ediyorum. Evet. Ve sizlerden de. Galatasaray'dan başlayalım. Bak. Kasımpaşa. Bak. Konya. Rasim. Abimin, önce bak şunu belirleyelim. Bak önce şunu belirleyelim. Galatasaray kaç tane deplasmana gidiyor? Çok az. Alanya.
Beşiktaş'ta İstanbulspor'u deplasman olarak görme. Görme. Evet, olur mu? Deplasmanın kralı Beşiktaş deplasmanı. Şöyle Ankara, hayır İstanbul dışına. Şehir, şehir dışı. Olsun abi sen onu deplasman. Avrupa gibi. Deplasman göreceksin. Peki Avrupa. Doğru Beşiktaş. Alanya. Evet. Beşiktaş, İstanbulspor, Ankara Gücü. İstanbul, Ankara Gücü. Yok, Konya nereden? Konya Spor da var. Konya'da var. Şimdi, kolay Galatasaray. Şimdi ben senin sırtına dayanayım. Galatasaray'ın sen söyle. De kolay ya. Kolay abi. Rasim. İnan abi bak. Bitirmiş işi. Kasımpaşa. Bu çok oynama. Kasımpaşa. 3 points. Evet. Kasımpaşa bak. Konya. Konya. Hadi beraberlik diyelim ki ben yine 3 puan olacağını düşünüyorum. Evet. Adana Demir 3 points. Bence Konya 3 bak buradan 4 gelir. Bak 26 27 4. 7 geldi ya. Bak hayır bak 3 6 7. 7 geldi. Evet. En kötü. Bay oldun. Barış Bay Alper oldun. Yılmaz. Kayseri, 28. Kay... hafta Barış Alper Yılmaz. Tamam, evet. Kayseri 10 10 puan. Ne 10 puan? 3 3 de abiciğim. Evet. Alanya 3 bana evet. göre 13. Karagümrük 3. Evet. Hadi Beşiktaş'ta 1 yaz. Hadi ne elin alışsın diyorsun. Bir. Ya da kaybetsin 0. Başak 0 mı? Diyelim bak. 0. Beşiktaş'a yenildi. Beşiktaş'a yenildi. Sinan abimin hatırına. Başakşehir. Başakşehir 3. 3. İstanbul 3. 3. Sivas 3. Evet Ankara Gücü. Ankara Gücü. Hadi 1 de Ankara Gücü yani 1 puan. 1. Nasıl oynanır? Fener'e de aynı. 3. 1 puan. 1 mi? Ya 1. Şampiyonluk bir. Maçı oğlum. Ha ya bak. Ali Samiyen de şampiyonluk maçı. 3 olacağını 1 diyorsun. Tamam. En kötü ihtimal 1 olsa bile Galatasaray şampiyon. Bir dakika 1 sayıyorum dur. En kötü ihtimal. 57 puan ekliyorum. 60, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 83, 84 puan Galatasaray. 84 puanla şampiyon olmama ihtimali. O zaman şuraya geçelim. Bak. Hatay maçını da ekledik 87. Teşekkürler Hatay'da Emir. Var. 87. Bak, 87. Alanya, geldik. Alanya. Alanya. Rasim Fenerbahçe. Alanya deplasmanında 1 puan alsa Fenerbahçe sürpriz mi Apo abi? Sen puan. Galatasaray'a 3 verdin. Alanya'ya yeniyorsun. Ama deplasman ha, evet. Hadi abicim. Alanya Spor. Hadi 3 verdik abi. Deplasman 3 puan Fenerbahçe. Evet. Ki en iyi ihtimal. Ersun Yanal geldi Alanya Spor'a da kazandılar bu hafta. Başakşehir'i yendiler. En iyi ihtimal. Evet hocam elinizi çeker misiniz? Beşiktaş evet. beraberlik desek. Beşiktaş. Beşiktaş'ta 1 puan. 1 puan. Karagümrük. Karagümrük'te bana göre 1 puan ama hadi 3 yaz. 3. Tamam mı? Ankara Gücü. Ankara Gücü'de hadi 3 yaz. 3. Başakşehir'e 1. 1. 1 tamam mı? İstanbulspor. 3 yaz. 3. Hadi Sivas 1 yaz. 1 yazdım. Giresunspor. 3. Bunlar tartışmalı bak. Giresun son haftalarda. 1 puan alabilir ama hadi 3 ya. Niye İstanbulspor son haftalarda 1 puan alamıyor da? Yani evet Giresunspor. Trabzon 1. Giresunspor ne dedin? Giresun 3 dedi. 3 3 3 3. 3. Trabzon 1. 1. Bak hiç Fener'e mağlubiyet yazmadan bunu yapıyorum. Düşün. Hatayspor 3. 3. Antalyaspor 3 mü? Galatasaray 1. Hadi Antalya 3 diyelim. Abarttık. Galatasaray 1. 1 de. Gaziantep 3 4. Fenerbahçe 51'di. Aynen. 54, 55, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 76, 77, 80. 8 puan, 7 puan farkla. Ki Fener'e mağlubiyet yazmadık. Fener'e hep olumlu yaptık. Hocam sizi alabilir miyim? Hayır alamazsın. Niçin? Şortla gel. Hocam ben sana şortla gelme dedim bugün. Altında şortla geldi hocam. Hocam şortla gelme dedim ben sana bugün. Şortla. Hocam niye şortla? Altını basana da yollur bu. Hocam göster. Hocam niye şortla? Hayır hocam. Yalan. Hocam niye pantolon? Tek paçası yok hocam. Hocam gayet. Hayır tek uzun hocam, tek söylüyorum. Söylüyorum ben net. Bu söyle. Rasim gel yine senle yapalım orada. Dur Ahmet Çaka. 36. haftaya kadar getiririm. Hocam bir dakika bekle. Hocam dur. Hocam 36. haftaya kadar getiriyorum maçı. Hazır hocam mısın? Bir dakika bak. 25'ten itibaren başlıyorum. Başlıyorum. Başlayalım. Kasımpaşa 3 puan. Yani Galatasaray 3 puan. 3 points Kasımpaşa. 3 Konya maçı berabere. 1. Evet. Demirspor berabere. Evet. Kayseri kazanır. Kayseri kazandı. Kayseri kazanır 3 puan. Kim kazandı? Galatasaray. 3. Alanya. Bir dakika. Alanya 1 puan. 9. Evet. Karagümrük 3 puan. 12. Evet. Beşiktaş 1 puan. Evet. 13. Başakşehir 3 puan. Güzel. Evet. İstanbulspor 3 puan. Evet. Sivasspor 3 puan. Güzel. Evet. Ankara Gücü 3 puan. Evet. Burada dur. Topla kaç puan oldu? 25. Söylüyorum. 3, 4, 5, 8, 9, 12, 25. 13, 16, 19, 22, 25. 25, 57 ilave et. 82. Şampiyon. Şimdi Galatasaray Ali Sami Yen stadında Seyrantepe'de Fenerbahçe maçına çıkarken
Toplam puanını söyle. 82. 82. Gel Fenerbahçe'ye. Geldik Fenerbahçe'ye. Evet. Alanya Spor. Bir dakika. 3 puan. Alanya Spor 3 puan. Fenerbahçe 3 puan. Evet. Tam 3 puan dedim. Beşiktaş maçı 1 puan. İçeride. Beşiktaş 1 puan. Karagümrük 1 puan. 1 puan. Ankara Gücü 3 puan. 3 puan. Başakşehir 1 puan. 1 puan. İstanbul Spor 3 puan. 3 puan. Sivas Giresun 3'er puan. 3 3. Trabzon 3 puan. 3 puan. Hatay 3 puan. 3 puan. Antalya Spor 3 puan. 3 puan. 3 6 9 12 15 18 19 22 23 24 27. 27. 51 daha. 78. Ya. Yani son maç Fener. 78. Son maç Fener Galatasaray'ı yense bile, Galatasaray'ı mağlup etse bile Ahmet Çakar'ın bu hesabına göre Galatasaray şampiyon ben oluyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'lar da tıkanır. Hocam Fener'in maçta eklemediği bir 3 puan var aşağıda. Antep. Gaziantep. Onu da koy. He. Tamam bir dakika. Galatasaray gel bir dakika. Bak 82. Hayır hayır ben yanlış söyledim. Tekrar söyler misin Fenerbahçe? Fenerbahçe'yi bir daha söylüyoruz. Ben yanlış gel, söyledim. Gel, bunu aldım. Lütfen gel. Bunu aldım artık. Gel. Yaz. Bir daha söylüyoruz hocam. Söylüyorum. Hocam masada Alanya Fenerbahçe. 3. Evet. Alanya 3. Rasim oynama. Alanya 3 points. 3. Evet. Beşiktaş 1. 1. Karagümrük 3. 3. Ankara Gücü 3. 3. Başakşehir 1. 1. İstanbul Spor 3. 3. Sivas 3. 3. Giresun 3. 3. Trabzon 3. 3. Hatay 3. 3. Antalya 3. 3. 29. Sayıyorum. 3, 4, 29. 7, 29. Toplam. 29, tamam. 51 daha 80. Şimdi abarttı son maça Galatasaray Fenerbahçe maça çıkarken kim puanları söyle bana? Fenerbahçe 80, Galatasaray 82. Gel Rasim yani, ne olur? Yani Seyran Tepe'den maça çıkarken. Rasim esneme olur mu? Kameraya esniyorsun. Şimdi soru şu. Bir daha söyle Türkiye hocam. Türkiye Futbol Federasyonu. Evet bunu aldım. Diyelim ki 82'ye 80 girdiler son haftaya. Hı. Yani beraberlik Galatasaray yetiyor Galatasaray. Fenerbahçe'nin galibiyeti Fener'i şampiyon yapıyor. 80, ve iki de, o gün kupayı Ali Sami'ye ne getirip kazanana verecek misiniz? Aa. Son hafta. Peki hocam şampiyonu belli ediyoruz. Son hafta Galatasaray 82, Fenerbahçe 80. Tribünler yıkılıyor. Manyak bir maç olacak. Bir manyak kere maç. Türkiye Futbol Federasyonu 82-80 iken ben daha garip bir soru soracağım. Fenerbahçe taraftarını nefs tadına alacaklar mı? İlk maçta aldılar mı? Ama bu şampiyonluk maçı. Aldılar mı? Ben almalılar diyorum. Aldılar. Ben aldılar. Alacak. Aldılar değil mi Abdülkerim abi? Aldılar alacak. Tekrar söylüyorum. 20 senede, son 30 senede aldılar mı Beşiktaş arkadaşlar? Beşiktaş travma yaşadı. Ne maçıydı biliyor musunuz? Tamam söyleseniz almamışlar hocam arkadaşlar. Almadılarsa sağ olsunlar dinliyorlar programı efendim. Sinan'ın da oynadığı maç Denizli son saniyede Erol'un golüyle şampiyonluğu kaybetti İnönü Stadı'nda. Fener iki defa kaybetti. Galatasaray hiç kaybetmedi. Galatasaray için bu sene maalesef o sene. İmkansız. Ertem bu ara Fenerbahçe'nin biliyorsun Perşembe günü çok önemli bir maçı da var. Abdülkerim abi sizi bir şurada söylesek. Hani kalkmak ister misiniz? Buradan mı yapmak istersiniz? Yok buradan söyleyeyim. Tamam. Şimdi hangi günü denk gelecek o diyeceğim maçı? Abdülkerim abi. Şöyle yapalım. Perşembe günkü maçla ilgili ben yarını planlamıştım ama Sevilla Fenerbahçe falan tamam, daha yarın, böyle yarın, net yarın, bir şekilde. Çünkü yarın çok ben konuşulacak yarın acayip şeyler. Biliyorsun değil mi? Bir, hocanın bir bazı aydır, iddiaları var. Bir buçuk aydır bir daha biz, iddia yapacak mı? Bir aydır Sevilla falan maçı biliyorsun program yapmıyoruz ya. Sevilla Fenerbahçe iddiaya girecek miyiz? Hoca bu sefer güzel bir iddiaya girecek. Abdülkerim abi. Fenerbahçe Galatasaray arasında Abdülkerim abi. Hocam o şeyi de düşünür müsünüz lütfen? İlk maça gitmedi Galatasaray taraftarı. Fener seyircisi gelir mi nefe onu. Evet. Ama şimdi bir Abdülkerim abiyle başlayalım. Abdülkerim abicim Galatasaray Kasımpaşa. 3. 3. Konya Spor. Deplasman. 1. Adana Demirspor'la içeride. 3. 3. Bay geçtik. Kayseri Spor'la içeride. 3. Alanya Spor'la deplasman. 1. 1. Karagümrük'le içeride. 3. Beşiktaş deplasman. 0. Başakşehir içeride. 3. İstanbul Spor deplasman. 3. Sivas Spor içeride. 1. Ankara Gücü deplasman. Ankara Gücü düşme tehlikesinde olacak. Yani Sivas'ta.
Yani Sivas içeride oynayacak ama. Sivas'ın tehlikesi olsa bile Sivas eli de Ankara Gücü iyi takım ve deplasmanda bir diyeyim. Ankara Gücü değil mi? Evet. Bir. Ankara deplasmanda. Fenerbahçe ile içeride. Dur Fener'e gelme Kerim abi. Evet. Hatay Spor'da yazıyorum. 3 diye. Üç onu da ekliyorum. Bir tek Fenerbahçe maçı kaldı. Galatasaray. Fener, bu arada Galatasaray 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 22, 25. Fenerbahçe maçı eksik. 25, 52 daha 82. Fenerbahçe maçı hariç. Geldik Fenerbahçe'ye Abdülkerim abi. Alanya Spor deplasman. 3. 3. Beşiktaş içeride. 3. Karagümrük deplasman. 1. Ankara Gücü içeride. 3. Başakşehir deplasman. 1. İstanbul Spor içeride. 3. Sivas Spor deplasman. 1. Giresun Spor deplasman. 3. Trabzon Spor içeride. 3. Hatay Spor'u yazdık. 3. Antalya Spor'la içeride. İçeride. 3. 3. 3, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 27. 27, 51 daha 78. Ama... Fenerbahçe'nin bir daha Gaziantep maçı var. 81. Şeyin de var. Hatay Spor maçı var. Onu saydım. 81. Şeyin kaç puanı var? Galatasaray 82, Fenerbahçe 81. Nefe gidiyor Fenerbahçe 82-81. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe derbisi. İşte yani maç Nef statında. Ve 82-81. Ahmet Hoca'nın, Ahmet Hoca'nınkine yakın oldu benimki. Evet. Ama şöyle oluyor o zaman da işte bu şartlarda bile Fenerbahçe yenmek zorunda kalacak. Sence kim yenecek? Abi tamam da işte. Bir takım söyleyeceksin şimdi. Abi nereden bileyim ya? Efendim, biz orada... kimse bilmiyor ki. Hepimiz atıyoruz. Orada yani ben şöyle bir durum oldu. Ben ligdeki ilk derbiyi 3-0 kaybettim. Ya oraya kalmaz da. İlk devre 3-0 derbiyi kaybetti ya Fenerbahçe. Mesela benim o maçta görüşüm Fenerbahçe'nin maçı bırak 3-0 kaybetmeyi. Çok rahat yeneceğini düşünüyordum. İlk defa mesela bu kadar büyük hayal kırıklığı. Oraya kalmaz da sen o maç ne olur onu söyle. Abi, o maç her şey olur abi. O maç ne diyeyim Sinan senin şeyin var abi. Bildiğim bir şey söyle. Abi sen de hep öyle dersin ya. Sen bir de bana şampiyonluk maçı soruyorsun. Ben söyleyeceğim birazdan. Tamam. Çünkü bakın sıkıntı ne zaman başlayacak biliyor musun? Sıkıntı, sıkıntı Galatasaray için hangi başlara başlayacak? Ha ben Konya deplasmanı, Demirspor içeride bay yaptık, toplanacağız derken 26 ile 30. hafta hatta 31. hafta arası Karagümrük maçı dahil Galatasaray için çöküş dönemi başlayacak. Yok be hocam. Şimdi ben Galatasaray'a sana çöküşünü göstereceğim. Şimdi ben sana Galatasaray'a çöküşünü göstereceğim. Biz biraz da şey yaptık. Kalp gözüyle bakıyoruz. Abi ben kalp gözüyle bakmıyorum. Ben. Sinan abim. Ben mesela içerideki derbiyi kazandırdım mesela Fenerbahçe'yi. Beşiktaş'tan Trabzon'u yendirttim. Fenerbahçe'yi. Tamam. İlk Kadıköy'de ama yani 57. Hocam derbi maçı işte kaybedebilirsin. Sinan abiciğim Galatasaray Kasımpaşa. Galatasaray kazanır 3. 3. Konya deplasman Galatasaray 3. 3. Adana Demirspor içeride kaybeder Galatasaray. Kaybeder. Evet. Oo. Görürsünüz. Bay geçtik. Kayseri Spor kazanır. İçeride. Alanya Spor deplasman. Kazanır. 12. Karagümrük içeride. Berabere. 13. Beşiktaş deplasman. Berabere. 14. Başakşehir içeride. Yener Başakşehir'i. 17. İstanbul Spor deplasman. İstanbul Spor yener. Sivas 20. Spor içeride. Sivas da yener. 23. Ankara Gücü deplasman. Berabere kalır. 24. Fenerbahçe içeride. Fenerbahçe maçında kalmayacak. 24. Berabere biter. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 22, 25, 28 puan. Kaç oldu? 28, 57 daha 85. Evet. Şampiyon oldu Galatasaray. Evet. Fenerbahçe. Bakalım abi. Alanya deplasman. Biz söylüyoruz da bilemeyiz. Tabii. Yani kim bilecek abi? Kim bilecek? Şimdi bir bakıyoruz buna göre. Herkes bizi izleyenler de yapıyor evde şimdi. Fenerbahçe. Bunu bilsem o zaman gider iddia oynarım parayı kazanırım. Tabii. Yani hep söylüyoruz. Bizi izleyenler de evde yapıyor şimdi. Abi, biz tahmini konuşuyoruz. Siz yine sevgili iddia oynayan gençler ya yasal iddia oynayan gençler beni dinlemeyin yine. Ya ben ne söylersem benim tersini oynayın. Alanya. 3 puan. 3 puan. Beşiktaş içeride. Kadıköy'de evet. Beşiktaş kazanır. Şey Fener şeyde mi? Kadıköy'de mi? Kadıköy'de. Kadıköy'de. Fener kazanır. 3 puan. Karagümrük deplasman. 7. 1 puan. Ankara Gücü içeride. 3 puan. 10. Başakşehir deplasman. Yenilir. 10.
0. Devam. İstanbulspor içeride. Yener. 12. Sivasspor deplasman. Berabere. 14. Giresun deplasman. Yener Giresun'u. 17. Trabzon içeride. Trabzon'u yener. 20. Hatay'ı geçtim. 3. Antalyaspor. İçeride. İçeride. Apon abi. 26. Bir dakika. İçeride Antalyaspor. Sakat maç. 1. Galatasaray 20. deplasman. O maça kalmaz. Fenerbahçe. Ne dedim ben burada Fenerbahçe'ye? 3, 4, 7. Fenerbahçe yener mi dedim? Son maçta Galatasaray'ı yeniyor. 27 puan yapıyor 24, sana göre. 27 puan. Tamam. 78, 85, 7 puan. Yani Galatasaray maçını kaybediyor gözüyle bakarsan. Kazansa da 85, 81. Aynen. Demek ki benim hesabıma göre Galatasaray şampiyon. Galatasaray şampiyon. Evet. Senin abi Galatasaray evet, şampiyon diyor. Rasim Galatasaray şampiyon diyor. Yani Abdülkerim ben... abi siz belli değilsiniz. Abi, Ahmet Hoca siz belli değilsiniz. Sinan abi ki demin bana ne dedi? Evet. Sevgili... Ertem'cim. Tabii. Rasim'cim erken davranıyorsun. Küçük Samet gibi oldu. Evet. Ama bunu bilemeyiz. Erken davranıyorsun dedi ama evet, en iyimser tahminle bile Sinan Engin'in tahmini öyle. Galatasaray şampiyon. Şimdi bakıyorsun. Trabzonspor diyorsun değil mi? Trabzon. Trabzonspor'a bakıyorsun. Dikten düşmüş. Konsantresi bitmiş. Anladın evet, mı? Evet, yani evet, motive eder mi? Ha belki gelir Trabzon içeride Fener'i de yenebilir. Deplasmanda onu bilemeyim. Evet. Ama oraya takılır oraya gider. Yani normal şimdi, mantıken yorum yapıyoruz yani. Şimdi biz futbol aklı olarak. Şimdi biz şampiyonluktan bahsettiğimiz için ben mesela Fenerbahçe Beşiktaş derbisi İstanbul Kadıköy'de 3 diyorum değil mi? Evet. Fenerbahçe Trabzon maçı yine Kadıköy'de yine 3 diyorum. Niye 3 diyorum? Şampiyonluk konuşuyoruz. Zaten sen bu iki maçı alamazsan zaten şampiyonluk hesapları yapmamıza evet, gerek yok yani. Yani mesela hani ben Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmişim. Arkadan Beşiktaş ve Trabzon'u da Kadıköy'de yenemiyorsam şampiyonluk konuşmaya hakkım yok benim zaten. Ya şimdi Beşiktaş'ı mesela. Onun için ben iki o maçları kazandı 3-3 yazıyorum öyle. Belki Beşiktaş yenecek. Bilemeyiz yani ama şimdi bakıyoruz söylüyoruz. Mesela Fenerbahçe'nin orada şeyde Sivas deplasmanı var. Sivas belki küme düşme durumunda olacak. Sıkıntı durumunda olacak. Yani Ankara Gücü maçları Ankara, var Galatasaray yani, deplasmanı. Anladın mı? Bir şey daha söyleyeyim. Yani. Bu hafta Galatasaray Kasımpaşa'dan sonra Konya'ya gidiyor değil mi? Konya'nın siz kaç puanı var çok baktınız mı? Berna Hanım, Berna Laçin Hanım bizi eleştiren bir tweet atmış. Saygı duyuyorum, teşekkür canım ederim. Lakin 8 saat önce Berna Hanım şöyle bir tweetiniz var, müziği alın. Neymiş Berna Hanım? Berna Hanım demiş ki, ay ne eğlendiler ne eğlendiler. Sanki depreme olmamış gibi de ne eğlendiler ne güldüler diye. Boş Berna Hanım keşke aynı bize göstermiş olduğunuz tepkiyi biraz daha böyle şapkanızı önünüze koyarak 8 saat önce 7 saat önce attığınız tweette de düşünseydiniz. Demişsiniz ki ay falan tontiş troll canlarım bana şaka hazırlamış ay diye gülücükler koymuşsunuz yıldızı falan böyle. Saygı duyuyorum size eleştirinize herkese olduğu gibi. Berna Hanım kim? Ama Berna Laçin Hanım efendi ama saygı duyuyorum tekrar söylüyorum. Biz eğlenmiyoruz. Program yapıyoruz. Bir ay boyunca zaten hala da yaşıyoruz. İfade özgürlüğü. Berna evet hocam bir şey demiyorum ama bak bizle ilgili bir şey yapılırken insanların da şapkasını önüne koyması lazım. Tamam. Onu söylüyorum. Bu abim Berna Laçin tanımıyor. Berna'ya önemli mesaj bu. Neyse şimdi dönüyoruz. Evet. Yani biz öyle maçlara konuşuyoruz ki orada. Yani olmadığın maç belki içeride kaybedecek. Hiç bilemezsin. Arka arkaya iki tane kaybedecek. Yani ama burada 80 puan üzerinde Galatasaray'ı alacak diye düşünüyorum. Arkasından Fenerbahçe gelecek gibi ama bunu bilemezsin abi. Yani kalkıyorsun bir bakmışsın Icardi'ye Allah korusun temenni değil. Sakatlandı bilmem müstereye bir şey oldu. Hop şemsiye terse döndü. Dolayısıyla bir bakmışsın Fenerbahçe ama evet, şimdi Fenerbahçe de o ışığı vermiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörüne bakıyorsun umutlu konuşmuyor takımıyla alakalı. Takımına güvenmiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörüne bakıyorsun. Takımıyla ilgili Valencia diyor. Lan Valencia takımı, pardon Sevilla takımı. Sevilla takımı senden iyi takım değil ki şu an. Sen Sevilla'ya şansımız pek yok falan filan. Değil mi Ertem? Ona tabii benzer bir şeyler söyledin. Yani onun için sen önce kendi takımını bir güven, kendi malzemeni iyi kullan. Kendi elindeki malzemeni iyi kullanmıyorsun. Onları kullan. Dolayısıyla yani Galatasaray Fenerbahçe'nin arasında bu şampiyonluğun geçeceği belli oluyor. Ama Başakşehir mesela zorlayacak. Bir şey söyleyeceğim. Yani öteki taraftan baktığın zaman Galatasaray'ın mesela Başakşehir maçı var. Ben Galatasaray'ı yener dedim. Yani Başakşehir de kazanır ama futbol aklı teknik olarak bakıyorsun. Şu an görüntüde Galatasaray 85 puanlarda falan şampiyon olur gibi duruyor Ertem'ciğim. Evet. Bravo işte benim söylediğim bu. Yani iyimser tahminle iyimser derken Beşiktaş ve Fenerbahçe lehine iyimser bir tahmin bile yapsanız
bu sene Galatasaray'ın şampiyon olacağı açık. Aslında Ahmet Çakar çok zekice bir örnek verdi demin. Dedi ki 100.000 TL paranız olsa ve biri 10 verse 100.000 TL'yi nereye basarsınız? Kime basarsın? Herkes Galatasaray'a basar. Galatasaray'a. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Bunlar net. Yani sepet bile yapmaz yani. Hiç belli olmaz. Bak büyük risk. Şu an erken. Bütün servetini, büyük parayı, büyük parayı Galatasaray'a bak. Abi bak, futbol bu. Şu para şimdi Galatasaray, olan para şimdi Galatasaray yani. %60, 100, 100, 100, şu an Galatasaray %60, Fenerbahçe %40. Görüntü o. Ya. Abi bir şey söyleyeyim. O. Durumu terse çevirsek. Aynı avantajlar Fenerbahçe'nin elinde olsaydı. Ben bugün açık söyleyeyim, bir Fenerbahçeli olarak şampiyon demiştim Fenerbahçe için. Hani biz 7 puan öndeyseydik. Son maç Kadıköy'de oynansaydı. Şu anda 7 puan, 6 puan bir ikili avaraj da bizde olsaydı. Tabii. Aynı fikstür bizim olsaydı. Abi. Ben şu anda Fenerbahçe şampiyon olur diye. Sen o zaman hoca çıkardım ya. Sence kim şampiyon olur? Apo abi, sen o zaman NTV'de yok. 2014'te ben içinden bir ses Fener'in olacağını söylüyor. Bak ben de hocaya hoca, yani. Hocam mistikliği. Hocamın abi. Teknik anlamda şu an Galatasaray'a gidiyor. Hocanın içindeki ses komplo teorisi. O nasıl bir sesse? Niye bizim içimizden hiçbir ses gelmiyor? Peki hocam. Abi de Ahmet Çakar'ın içinden ses geliyor. Senin? Hocam ben hakikaten içinden nereden geliyor? Hocamın içinde olanı bize de versin. Hoca ne derse tersi çıkar. Galatasaray dedi ya. Hı. Demek ki olmayacak. Hocam bir kere Başakşehir dedi. Hayır. Başakşehir küme düşüyor. Hocam dediler ki Başakşehir. Hayır hocam, yok, isteyemezsiniz hocam, lütfen rica ediyorum. Ne var şimdi, başka ne çaldın? Bitiriyoruz. Beraber kapatalım hocam geceyi. Altını masada ya Ahmet Çakar tebrik ederim. Romünutçum buyur. Ertem bir fotoğrafa baktım sana lütfen. Ertem her yere dalıyor ya. Nasıl, kime daldım Sinan abi? İnsanlar da gerçek anlayacaklar. Ya. Ertem 6 Şubat sonrası yeni bir Ertem Şener var. Taysın Ertem. Ya Rasim. Ne 6 Şubat? 6 Şubat deprem sürecinde hocam. 6 Mart demek istiyorsun. 6 Şubat. 6 Şubat. 3 Mart siyasi deprem. Pardon, ayrı. Pardon. 6 Şubat'tan sonra. Sinan abicim. O buyur kadar fedakar davrandı. Söyle ne canım. Kadar fedakar davrandı. O kadar Ertem, küfür yedi. Yalnız söylüyorum. Valla 100 bin imza toplayabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Valla Ahmet Hoca'yı. Yapmayın ya. Vallahi bak ne var abi ya. Yapmayın ya. Yok bak Kemal abi, Bey falan mesajlar atıyorlar. Son derece eğlenmişler, hoşgörülü. Ya abi hoşgörülü bir şey, olacağız kötü bir şey ya. Demedik ki. Hoşgörülü olacağız ya, gayet abi. Güzel. Ya, hayır. Yarın Cumhurbaşkanı. Ya hayır, bir şey söyleyeceğim. Ersan Bey'i bak, ben çok da severim Sayın Ersan Şen'i. Ersan Bey bir saniye bak, sen sevmeyebilirsin. Şimdi demedim, sen geçen hafta Celal Şengör Hoca ile ilgili konuştun. Ben onu severim. Hayır bak, Ersan Bey ile ilgili avukat çok önemli, hukukçu. Çok da severim bak, tekrar söylüyorum. Olabilir. Onu altılı masaya layık görüyorlar. Altılı masa biz de burada değilse, dedik ki abi, beşli masa. Ya. Beşli masa. Hayır masa görmüyor abi ya. İyi parti. Neyse. İyi parti. Biz de Ahmet Hoca'yı burada dedik, hani görüntüyü koyalım edelim. Vah 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 depremde. Şöyleymiş de ben nasıl sen niye takılıyorsun ya? Şimdi çok özür dilerim. Müziği bir alalım Rasim. Bir, Ersan Şen'i aday göstermekle mesela yani nasıl bir örnek vereceğim de gülecek millet. Rasim ya. Bir ben kapatalım. Sevgili seyirciler. Ben de Nurettin Şahadet. Nurettin Şahadet'in İYİ Parti adayı olması ya. Ersan Şen aynı şey oluyor. Yoksa adam hukukçudur. Ersan Şen hiç tanımam. Ama CV'sine bakıyorum. Eğitimine bakıyorum. Hukuk profesöründen daha öte eğitim var mı onu söyleyeyim ben. Hocam profesörlük ünvanı. Sevgili seyirciler. Olsun fark etmez. Hafta içerisinde hocam Avrupa'nın eğitimini. Ben düşünmüyorum. Abi şu Ertem'i biraz da bıraksanız konuşsun. Bir şey anlatamadı ya. Sinan abicim sen ne yapıyorsun? Avrupa müzik bizim hocam, Cengiz Erdem. Cengiz sorun abi. Yer değil. Hafta içinde sevgili Erkan Muhittin, Ali Şah hep beraberdik. Sevgili Cengiz abimizin, Cengiz Erdem'in babası Mehmet Erdem. Hakkın rahmetine kavuştum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Benim de var bir yani. Çok çok üzüldüm. Sevgili Cengiz abicim, Deniz abi, başınız sağ olsun. Sizleri seviyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Sabırlar diliyorum. Benim de var. Çok sevgili arkadaşım. Hoca da tanıyor. Apo da tanışmıştı. Hakan Ertaç. Evet. Evet babası. Annesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yarın öğlen yani bugün öğlen Zincirlikuyu mezarlığında aynı şekilde defnedecek. Öğlen namazında mütakip. Ondan sonra defnedilecek. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sabırlar versin. Hakan Ertaş ve ailesine de ayrıca sabırlar diliyorum. Amin. Çok sevgili kardeşim. Aynı şekilde mekanı cennet olsun annemizin. Sevgili seyirciler, sizleri çok seviyoruz. Bu akşam saatler 23.30'u gösterdiğinde Derin Futbol'da sizlerle birlikte olacağız. Kesintisiz sezon bitene kadar sizlerleyiz. Türkiye Futbol Federasyonu umarım fikstürü belirler, her şey belirler. Ona göre biz de programlarımızı yaparız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.